Esselamu Aleyküm. Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar kıymetli izleyenler. Derin Gerçeklere hoş geldiniz. Bugün 10 Ağustos 2020 Pazartesi, saatlerimiz 20.30'u gösteriyor. Müdavimlerimizin ilgi ve merakla beklediği bir Derin Gerçekler daha. Derin Gerçeklerle daha huzurlarınızdayız. Program yorumcumuz, usta kalem, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'la birlikte yine gündemin öne çıkan başlıklarını masaya yatıracağız. Müdavimlerimiz bilir, biz bize sunulanı değil, perde ardında kalan hakikatlerin derin gerçeğini anlamaya çalışıyoruz. Bu akşam da birbirinden önemli konu başlıklarımız var. Beyrut, biliyorsunuz, yaşanan patlamayla, hükümetin istifasıyla sonuçlanan bir noktaya geldi. Akdeniz adeta kaynıyor. Kaza mı, sabotaj mı sorusunun yanında Akdeniz politikalarında Türkiye'ye yanaşan Lübnan'a bir gözdağı mı verildi diye de bu akşam Dilipak'a soracağız. Çünkü kendisinin uluslararası zeminde Akdeniz'le alakalı yaşanacak gelişmeleri öngörüsü olduğu konuların başında Lübnan, Beyrut vardı. Ve bununla birlikte gözden kaçan önemli bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon, Almanya'daki üslerde bulunan 12 bin askerini çekme kararı aldı. Evet, ilginç bir karardı bu. Gözden kaçtı. Bu 12 bin asker nereye konuşlanacak? Bu da bu akşamın önemli konu başlıklarından biri. Ve iç siyasette malumunuz Türkiye gündeminde ekonomi ön planda. Dolar, euro ve altındaki yükseliş Türkiye finansal bir operasyonla mı karşı karşıya sorusunu gündeme getirdi ve bütün bunların da üstüne çıkan olay isim, sözleri, tweetleri, yazıları, olay Abdurrahman Dilipak. Yazmış olduğu bir yazı üzerinden tartışmanın merkezine oturdu. Linç kampanyası başlatıldı. AKP'nin papatyaları adlı başlıklı yazıdan sonra yaşanan gelişmelerde herkes bir şey söyledi. Bu akşam canlı yayında Abdurrahman Dilipak konuşacak. Bakalım neler diyecek. Önce Beyrut diyoruz. Beyrut'u konuşacağız. Derin gerçeklere başlıyoruz. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Her zaman olduğu gibi layık olduğumdan daha iyiyim. Allah daha iyisin inşallah. Amin. Şimdi Türkiye'de bir numaradasınız gündemde. Konuşacağız. Siyasette bunun etkilerini planlayan bir takım kliklerin neyi amaçladığını sizin üzerinizden konuşacağız. Sürecin nasıl başladığını konuşacağız. Velev ki İddia edildiği gibi bir ifade kullanmış bile olsanız bu linç kampanyasına maruz bırakılmanız üzerinden konuşacağız. Ama önce Beyrut, şöyle bir tanımlama vardır, yerleşmiştir, stratejistler açısından da hep söylenir. Dünyada iki merkez çok önemlidir. Orta Doğu'yu karıştırmak istediğinizde Lübnan'dan, Beyrut'tan başlarsınız. Avrupa'yı karıştırmak istediğinizde Fransa, Paris'ten başlarsınız diye. Ne oluyor üstadım? Şimdi orası sadece Suriye'nin sınırları belirlenmedi Sykes-Picot'la. Aynı zamanda Lübnan'ın da. Lübnan, bir yandan Şiiler var orada. İşte Araplar var, Arap Şiası var, diğer gruplar. Ermeniler var, Dürziler var. Hristiyan Araplar var. Mesela Falangistler, Sabra Şatilla katliamını Siyonistlerle birlikte falancistler yapmıştı. Hı hı.
Yani biz daha çok Hristiyan Siyonistler olarak evangelikleri biliyoruz ama evet, falangistler de aynı şekilde bu yapının içinde. Orada daha sonra bir de Hizbullah ortaya çıktı. Bu Hizbullah'ın Almanya'ya giden bir kolu daha sonra Yemen'e geldi. Yani Yemen'deki Husiler aslında Lübnan Hizbullah'ının bir devamı gibidir. Suriye Savaşı'nın içinde bu Hizbullah da herkes İran'dan gelen Şia'ya bakıyor, Irak'tan gelen Şia'ya bakıyor ama orada bir de Lübnan'da Şia var. Lübnan, Arap dünyasının kara parasının aklandığı, kumarhanelerin, eğlence merkezlerinin olduğu, bir sürü işte o şov dedikleri ahlaksızca bazı işlerin döndüğü merkezlerden biri. Sadece o değil tabii, aslında kültürü, sanatı ile de, orada müzayedeleriyle de, çünkü çok büyük para var ve herkes oraya bir şekilde geliyor. Yayınlar mesela, yani Beyrut'ta baskılı birçok eser vardır. Dolayısıyla bir de böyle yanı var. Arap dünyası için gerçekten kara kutusu demek mümkün. Orayı bir süreden beri işte hem Hizbullahlar üzerinden konuşuyorduk, hem de Hariri cinayeti üzerinden Lübnan'ın geleceği konuşuluyordu. Şimdi Lübnan'da bir patlama oldu. Bu patlama 3 yıldır orada bekleyen bir Rus iş adamına ait amonyum nitrat. Yani bir tarım gübresi ama patlayıcı olarak da kullanılan bir depoda patlıyor. Önce maytap dediler ki maytap da vardı orada. Demek ki deponun üstüne birisi geldi, maytap yerleştirdi. Bu depolar şehir merkezlerinden uzakta ve yüzeyde ya da dağın çok altında muhafaza edilmesi gerekir. Yani infilakın yeryüzüne çıkmaması gerekir. Ya da tamamen yüzeyde olması gerekir. Etrafında tecrit edilmişse kimse zarar görmesin diye. Şimdi burada böyle bir gariplik var. Üstte maytap var. Altta bu amonyum nitrat var. Ve son gelen videolarda bir de roketin buraya isabet ettiğini gösteriyor. Yani sanki birisi o maytapları vurdu. Çünkü maytap gözüküyor. Tak tak tak, evet, tak tak. Biz Sakarya'dan görmüştük onu. Buradaki bu saldırı, birisi düğmeye bastı. Ve hemen Fransa'nın orada olduğunu görüyoruz. Sarkozy geldi. Sarkozy'nin gelişi çok önemli. Orası garantör olarak İngiltere ve Fransa'nın ortak garantör olduğu bir ülke. İngiltere hemen gelmedi. Zaten Kıbrıs karşıda duruyor ve orada İngilizlerin üssü var. Buraya Fransızlar geldi. Burada mesela Fransa'nın gittiği her yere Rusya'da gidiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Mali'de mesela Ruslarla Fransızlar Afrika'da Frankofon bölgelerde birlikte hareket ediyorlar. Fransa'nın Rusya'nın da Fransa'ya ihtiyacı var. Ve Macron aynı zamanda Yunanistan'la dirsek teması kuruyor. İngilizler zaten orada, Amerika zaten orada bulunuyor. Burada sanki Fransızlar, çünkü Fransa'nın Orta Doğu'da bir üsse ihtiyacı var, yok. Yani Amerika'nın burada üsleri var. İngilizlerin üssü var, Rusların üssü var. Bir tane bir Fransız üssüne ihtiyaç var. Suriye konusunda geç kaldılar. Yani burada Fransa'nın bayrak göstermesi gerekiyor. Lübnan hem jeopolitik hem jeostratejik açıdan hem İsrail'le komşuluğu açısından hem Doğu Akdeniz politikaları açısından son derece önemli. Fransa buraya gelirse limanı Fransa ben yapacağım diyebilir. Hayır, Ruslar da gelir. Ruslar yapıp Tartus'a ihtiyacı kalmaz. Rusların. Buraya, çünkü onun deniz ikmal üssüne, askeri üs yeterli değil, deniz ikmal üssü olması gerekiyor. Fransa ile birlikte Rusya burayı eğer kontrol edecek olurlarsa Suriye'ye ihtiyacı kalmaz. Ve bir adım sonrasında da Suriye bölünecekse Lübnan büyür. Yeni bir alternatif merkez ortaya çıkar. Hatta Suriye'yi Lazkiye'ye hapsedip Büyük Ürdün'de
kurulabilir. Şam dediğiniz yerin bugün sınırları içerisinde 5 tane devlet var. Dolayısıyla orada çok büyük bir oyun var. Fransa buraya niye yerleşmek istiyor? Rusya niye yerleşmek istiyor? Çünkü Doğu Akdeniz'de var olmak istiyorlar. Bu Doğu Akdeniz'de var olma hem Amerika'ya karşı hem de Avrupa'dan ayrılan İngiltere'nin bölgede tek başına hareketini Avrupa adına dengelemek için. Rusya bir yandan İngiltere ile dolaylı temas noktası var. Bir yandan Fransa ile temas noktası var. Ama öbür taraftan İtalya ile biliyorsunuz Covid sürecinde güvenlik sebebiyle asker gönderdi. Ama bu ara da Balkanlarda çok hızlı bir şekilde Amerika askerlerinin yerleştiğini görüyoruz. Ukrayna meselesi zaten çözülemeyen bir meseleydi. Şimdi bunun hemen üstünde çok stratejik bir noktada dün akşamdan beri çok ciddi çatışmalar yaşanıyor. Yani orada bir Lübnan var. Belarus dedikleri beyaz Ruslarda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Orası ya Polonya tarafına kayacak, Avrupa'nın kontrolüne girecek ki seçimde kazandığını iddia eden 43-45 yaşlarındaki bir hanım, iki çocuğu var. Seçim kampanyasının öncesinde, 3 ay önce ortaya çıkmış bir hanım bu. Kocası bir sosyal medya fenomeni, bir blogda yazılarından dolayı içeri atılmış. Bu kadın da siyasete çıkarken daha önce aday olan iki bayan aday geri çekiliyor bunun lehine. Ve bu da çocuklarını muhtemelen Almanya'ya gönderiyor. Çünkü Almanya'dan destek istiyor. Demek ki Avrupa bu kadının arkasında olması ihtimali var. Rusya'da Wagner'leri göndermiş buraya. Onların bir kısmı Türkiye'ye geçmek istiyorlarmış. Niye Türkiye'ye geçmek istiyor onu da daha sonra öğreniyoruz. Seçimler başlayınca Belarus Cumhurbaşkanı bizim Muğla'ya gelmiş. Yani burada izliyor. Şu anda orada çatışmalar devam ediyor. O Wagner'ları da yakalamışlar orada. Wagner Türkiye'den geçip burada başka bir operasyon mu yapacaktı? Yoksa Türkiye üzerinden başka bir yere mi gidecekti? Belarus. Operasyon Türkiye içinde mi olacaktı? Yoksa Belarus lobisine karşı burada? Cumhurbaşkanı FETÖ'cüleri paketleme operasyonuna izin vermişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii ya, geçtiğimiz yıl zaten Türkiye. Sonra araba kazası geçirdi vesaire. Yani burada evet. Böyle çoklu bilinmeyen bir olay var. Şimdi Rusya bir yandan yani Akdeniz'de, bir yandan Karadeniz'de, bir yandan Balkanlar'da, bir yandan Ermenistan meselesi var. Biraz önce gelirken baktım Azerbaycan'la ateşkes tekrar Ermenistan tarafından ihlal edildi. Türkiye arkası arkasına Navtex'ler yayınlıyor. Gerginlik arttı. Gemimizin bulunduğu bölgelerle ilgili. Buna karşı misilleme olarak da Yunanistan yayınlıyor. Biz Libya ile anlaşma imzaladık. Onlar tekrar Mısır'la daha sonra bir anlaşma yaparak Türkiye'yi oradan çıkartmak için bir yandan bu Dahlan lobisiyle temas kuruyor. Tabii buna Yunanistan'ın aklı ermeyecektir ama Amerikan lobisi. Herkes birbirini de kullanmaya çalışıyor. Yani Yunanistan burada herkesin çok ucuza kullandığı bir figüran durumunda. Hı hı. Türkiye ile bir çatışma halinde ki Türkiye böyle bir noktaya gelecek olursa adalardaki askeri varlıklarının bir anda sona erdiğini görmesi sürpriz olmaz. Çünkü buna hukuken hakları yok ve Türkiye kendi içsi için tehdit algılamasına dayalı operasyonları yapabilir. Hem karadan yapar, evet. Hem havadan yapar, hem denizden yapar. Bizim kara ve hava birliklerimiz çok uzun zamandan beri PKK terörü ya da bölgedeki sorunlar karşısında hep hazırlıklıydı. Evet, kuzağın, evet. Şimdi deniz kuvvetlerimiz de Cumhuriyet tarihinin en büyük kuvvet kaydırmasını Akdeniz'e doğru yaptılar. Karadeniz'deki filolar. Tamamı şu anda, evet. Ya büyük ölçüde Akdeniz'de bulunuyoruz. Yani şu anda bir ara veriyoruz deseler bir çatışma çıktı. Bu benim için sürpriz olmaz. Ve bu çatışmanın çıkmamasının tek bir sebebi olabilir. Kontrol edemeyeceğiniz bir çatışma sizin aleyhinize gelişebilir. Onun için bu çatışmayı çıkartmak isteyenler bölgede varlıklarını tahkim etmek için böyle bir çatışmaya ihtiyaçları var.
Ama bir kendi içlerinde ittifaklar çok yerli yerinde oturmuyor. İkincisi, süreci kontrolden kaçırırsanız, kontrol edemezseniz bu size çok büyük pahalıya mal olabilir. Mesela NATO ülkelerinin Yunanistan'la birlikte Türkiye'ye karşı askeri bir harekata girişmiş olmaları hem NATO'nun hem Avrupa Birliği'nin hem İstanbul Sözleşmesi'nin sonu olur. Yani sonuçta Türkiye NATO üyesi. Tabii yani bu ittifakın çökmesi ve Avrupa Birliği'nin dağılması. Bunu siz isterseniz 48 saat sonra durdurun ama bir defa silahlar ateşlendiğinde onun geri dönüşü o kadar kolay olmayacaktır. Burada tabii Doğu Akdeniz söz konusu olduğunda Türkiye Libya'yla işte Gaddafi döneminde bir yakınlaşmaya girdiğinde o darbe süreci orada hızlandırıldı Fransa'nın da katkısıyla. Mısır'la Mursi döneminde Akdeniz'dir Mısır. Yine orada darbeyle Mursi indirildi ve şehit edildi daha sonra. Şimdi Lübnan'ın bu süreç içerisinde Türkiye ile yakınlaştığı, Mavi Vatan konseptinde Libya ile olan o işbirliği ve anlaşmaları... Hükümet bazında değil. Şöyle ifade ediyorlar üstadım. Kendi deniz sınırları içerisinde doğal gaz ve petrol rezervlerini İsrail'in doğal olarak buna müsaade etmemesi üzerinden Türkiye'ye yakınlaştığı, yakınlaşmaya çalıştığı ve bundan dolayı bu patlamanın gerçekleştiği tezi bu var. Bu da mümkün. Yani bir defa toplumda Türkiye'ye o çok yüksek bir güven var. Yani Türkiye ile bütünleşme. Aslında Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek olsa, bir de vizyonumuzu yeniden gözden geçirecek olsa, biz yani Ayasofya ile başladığımızda Doğu Roma'yı, Ortodoksluğu konuşuyorduk. Zaten işlerin bu noktaya gelmesi gördüğümüz rüyayı, rüya birilerinin uykusunu kaçırdı. Ama bizimkiler hala o rüyanın ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Yani Ayasofya ile başlayan süreçte biz... Hilafetle devam eden tartışmalarda... Doğu Roma'da var, evet. Ortodoksluğun da yeniden uyandırılması. Ama siz biraz bunları çok konuşan birisi olarak, bu konuları özellikle çok konuşan birisi olarak uyandırma yapıyorsunuz yani. Tamam yani ben bu süreçten yani AK Parti'nin böyle içindeki bir takım unsurların takındıkları tavırlar, bu benim ifadelerimi çarpıtılarak bu noktaya getirilmiş olması, herhalde biraz sonra konuşuruz zaten ben size hikayenin nasıl, o ifadenin nereden nasıl doğduğunu da. Aslında evet, konuştuk bunları yani sizin tabii haber vaktinde. Tabii haber 15 sayfa röportajınız yayınlandı. Ama birileri bir defa söylemeyle anlamıyor. Trump dedi ki Beyrut'taki patlama üretimle alakalı bir patlama değil dedi. Hemen açıklama yaptı. Yani o dediğiniz havai fişekler falan. Yani ben sordum işte komutanlarıma sordum. Bu işin uzmanları onlar. Tabii ilk açıklaması yani öyleydi. O bile normal bir şey hani değildi. Pentagon'a rağmen mi sorusunu getiriyor. Pentagon bundan rahatsız. Çünkü o bölgede kendisi NEOM'la birlikte siber orduların geçeceği süper NATO'yu, Arap NATO'sunu kurmayı düşünüyordu. Şimdi bir yandan İngiltere buraya geliyor, bir yandan Fransa geliyor, bir yandan Rusya geliyor. Burada tekrar güç merkezi dağıldı. Bir yandan Rusya ile beraber hareket ediyor Fransa. İngiltere de başka bir yerde Rusya ile. Ama aynı şey Türkiye için de geçerli. Yani Türkiye ile hareket etmek istiyorlar. Ama hayır diyebilen bir Türkiye istemedikleri için Türkiye'yi zayıflatarak kontrol etmek istiyorlar. Rusya'yı da aynı şekilde. Yani bu kadar büyük bir askeri güç yarın ters düşersek ya da Putin gider, başka birisi gelir. O bütün senaryolar bir anda biter. O zaman kontrol edebileceğimiz bir Rusya. Mesela Ukrayna'yı biraz buradan koparalım. Gürcistan'ı oradan koparalım. Türk dünyasını orada izole edelim. Bu mevcut Rusya'yı da üçe bölelim. İşte başlangıçta bir Belarus'u buradan Belarus'u evet, koparırsak. Ukrayna'yı kopar. Ondan sonra tabii daha çok koparılacak yer bulursunuz. Yani tamam da vatanlarını savunacak olanlar o ülkelerin vatandaşları, yaşayanları, halkları. Şimdi Fransız Cumhurbaşkanı geliyor. Lübnan halkının bir kısmı, küçük bir kısmı tabii, 30 binden fazla imza toplayıp Macron, ey Macron gel bizim tekrar mandanız olalım diyorlar. Tabii. Bu boyutu i̇şte da görmek bu lazım. Bu örgütlü, bakın. Bu boyutu da görmek bu, lazım. Bu örgütlü, profesyonel ve çok önceden senaryolaştırılmış. Orada bir takım, bir defa
Ermeniler üzerinde bunlar çok etkiler. Bir kısım Dürzi unsurlar üzerinde etkiler. Evet. Falangistler, Can Bolatlar özellikle orada meşhur. Falangistler üzerinde etkililer. Dolayısıyla ya orada bir sürü de tüfeğli Arap vardır. Bu kara para, eğlence sektörü, kumarhanelerde çalışan, onların paralarını nereye götürdüklerini, nereye getirdiklerini istihbarat örgütleri bilir. Yani orada istedikleri kadar adam bulmakta zorluk çekmezler. Türkiye burada o kadar hazırlıklı olmamasına rağmen, yani zaten çatışma, Suriye büyük bir bariyer, burunlarının dibinde İsrail, dünyanın en önemli işte her istihbarat yani kullanan İsrail'in yanına gidip hemen sınırındaki bir ülkede çalışma yapmak o kadar kolay değil. Ama Fransızlar bunu yapabilirdi, İngilizler bunu yapabilirler. Çünkü zaten Çanakkale Savaşı'nda da biliyorsunuz o savaşın devamıdır burası. Fransızlar ve İngilizler birlikte bu savaşı yaptılar ve kendi aralarında öyle paylaştılar. Fransa orada vardı, görünmüyordu ve biraz da bu kadar önem arz etmiyordu. Şimdi Amerika bu bölgeye, Amerika iktisaden burayı kullanacaktı. Siyaseten burada velayet hakkı vesayet hakkı yok. Hı hı. Ama tuttu, fiilen geldi. İngilizleri de itip, Avrupa'yı da itip kendi başına orada bir güç olmayı denedi. Allah fırsat vermedi bu defa. İsrail'de seçimler olmadı. Çünkü İsrail'i görmezden gelerek bunu yapamazdı. Arkasından başka bir süreç başladı. İsrail bunun arkasında olamaz mı? İsrail, yani İsrail tek daha çok İsrail Fransa'yı yok. Merkeze koydunuz. Hayır, İsrail hepsinin içinde her zaman vardır. Yani Kıbrıs'taki Rus turist kamplarında da bulabilirsiniz onu. Fransızların içinde de bulursunuz. Evet. Almanların içinde de bulursunuz. O zaman ben sana bir fıkra anlatayım. Bir işte ülkelerin istihbarat ajanları bir otelde buluşmuşlar Afrika'da. Demişler, bir maymunu yeşile boyayalım, ormana bırakalım, bakalım kim önce yakalayacak. Bırakmışlar maymunu, belli bir saat sonra herkes koşarak dışarı çıkmış. İşte bir tanesi hemen merkezi aramış, uydu fotoğraflarından bunu bana bulun diyor. Bir tanesi hemen İngilizler kabileleri örgütlemişler. O kabiledekiler hemen daha... Amerikalı uyduyu herhalde devreye soktu. Amerika uydudan İngilizler izliyor. Kabilelerden. İsrail ajanı arkadan dönmüş, tekrar otele girmiş. Dinleme istasyonunda İngilizleri, Fransızları, Rusları dinliyor. Ondan sonra işte filan yakaladı yani. Diyorlar. O İngilizlere hizmet eden birisine, ona kaç para veriyor İngilizler? Şu kadar. Al sana iki katı diyor. Maymunu yakalayıp getiriyor. Yani otelden. İstihbarat içi istihbarat. Evet yani... oradan, çünkü İsrail dünyada en fazla istihbarat, Hindistan istihbaratı içinde de var artık. Modi ile gidip görüştüler işte Pakistan'da yaşanan, Çin'le yaşanan krizlerde, yani ya da İslamofobiyanın aniden Hindistan'da yükselme sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani biz siyaseti çok böyle Anadolu erkanı, çarıklı erkanı harp taktiğiyle götürmeye çalışıyoruz. Anadolu'da kadim medeniyetlerden biriken bir başka boyut da var. Mesela orada bomba patladığında piyano çalan bir kadın var. Evet, o ironik. Onları toplayabilirdi de, yani eşyaları, ağlayabilirdi. Her insan ağlar, ağlamak da ayıp değil. Yani şunlar şöyle oldu diye telaşlanabilir. Yani ahvah edebilir değil mi? Deşarj olabilir. Yani, evet. Yani ne yapacağım ben şimdi diye çaresiz. Nerede bu devlet diye sorabilir. Ama birisi de oturup müzik yapabilir. Evet. Birisi oradaki fotoğrafları çekebilir. Bu tarihi bir andır diye. Bir tanesi olanları baştan sonra unutmayayım, yarın torunlarıma bir not kalsın bu nedir diye onları yazabilir. Bir tanesi hikaye yazabilir oturup. İşte bakın bu yeniden bir akıl üretiyor. Evet. Bir resim yapabilirsiniz, bir şarkı söylersiniz, bir şiir yazarsınız ve kendinizi böyle de ifade edebilirsiniz. Ağlayarak ya da yumruğunuzu sıkıp küfrederek gidip oradaki şüphelendiğin bir yerin vitrinini indirerek de
Gidip bir Amerikan bayrağı ya da Fransız bayrağı yakarak da kendini ifade edebilirsin. Ama bunların tortusu olan, geleceğe bir şey bırakan o oturup yazanlar, beste yapanlar, yani piyanoyu çalanlar. İşte yani niye onun Çanakkale Savaşı'nın bizde niye pek romanı yok? Böyle bir takım efsaneler uydurup onları tekrarlayarak ondan tarih damıtamıyorsunuz işte. Ya da böyle popüler diziler yaparak onunla bitmiyor bu iş işte. Yani övünmek ve dövünmek değil mesele. Yaşadığın zamana tanıklık edip oradan gelecek için bir ders çıkartabilmek. Çok çok önemli olan bu. Peki üstadım, Türkiye buradaki dengeleri, o saydığınız bütün ülkelerin dengelerini gerek askeri kararlılığıyla gerek diplomatik temaslarıyla nasıl bozar? Nasıl lehimize çevirir? Şimdi bakın, bunu biz siyaset sadece siyasetçilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Biz daha kendi önümüzdeki bir yazdığım makale üzerinde bir hafta kavga eden bir topluluğuz. Yok, sen, toplumun öyle bir derdi yok. Yani internet üzerinden fiili durum bir kısım bu. Bir kısım trollerin yani işte manzara, medyası, şusu, busu. Yoksa vatandaş Hacı siz abi. Siz kendi yani karşınızdaki adamı bile bu sistem içerisinde kullanıyorsunuz demiyorum. Onları bile harekete geçirebiliyorsanız bizim boşa harcayacak bir kuruş paramız, boşa geçirecek bir saniye zamanımız yok. Bizim tehditler içinde bir senaryomuz olması gerekiyor. Evet. Fırsatlar içinde. Evet. Bizim sanatçılara da ihtiyacımız var. Bizim ne bileyim gazetecilere de, sivil toplumculara da orada ihtiyacımız var. Ve bunların hepsini de siz çağırdığınız zaman bu tam bir orkestrada değildir aslında. Herkesin bulunduğu yerde kendi sorumluluğunu insani anlamda harekete geçirmesi, oryantasyon doğar doğmaz da mesela bu kongre hükümetleri öyle kurulmuştu Kurtuluş Savaşı'nda. Bir ilçe kurtuluyor. Hemen kendi bayrağını çekiyor ve biz kongre hükümetiyiz diyor. Muvakkate diyor. Bir büyük kendinden daha büyük geldiğinde onunla birleşiyor. Ve böylece konfederatif bir başkanlıkla yönetilen devlete dönüşebiliyor. Bunu sizin baştan örgütlemeniz yeterli değil. Örgütleyebiliyorsanız zaten örgütleyin. Yani ama bizim tek... Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Evet, saflarımızı sık ve doğru tutarak farklılıklarımıza rağmen ortak idealler uğruna yani erdem temelli ittifaklar kurmamız gerekiyor. Boşuna harcayacak tek bir saniyemiz yok. Boşa harcayacak bir kuruş paramız yok. Bir kuruş paramız. Feda edecek tek bir insanımız yok. Evet. Diyoruz, reklamlara gidiyoruz. Feda edecek tek bir adamımız yok üzerinden bir metaforla bağlarız reklamlardan sonra. Değerli izleyenler, fikri mücadelesinde yani 45 yıldır 60'tan fazla mıydı? Kaç kitap? 65. 65 kitap yazmış. Her i̇şte aykırı. Her gün köşe yazısı yazmış. Anadolu'da ve Avrupa'da gitmediği kasaba kalmamış Abdurrahman Dilipak. Vesayetçi yapıların person non grata ilan ettiği, istenmeyen adam ilan ettiği. Adı suikast listelerine girmiş bu hareketin içerisinde. Dilipak yazmış olduğu bir yazısından dolayı, AKP'nin papatyaları başlıklı yazısından dolayı linç edildi. Ya da Dilipak zaten gözler üzerindeydi, hasetçisi çoktu. Bu altın fırsatı tepside mi sundu reklamlardan ya, sonra? Linç edildi değil, edilmek istendi. Linç edilmek istendi. Derim biraz linç kalındır. Evet, biraz çok ciddi, evet, üstad da her zaman olduğu gibi özgüven maksimumda. Kaçırmayın diyorum reklamlardan sonra, eşe dosta haber verin. Zaten bir takım troller, klikler şimdi kilitlendiler ekrana. Bakalım bu akşam ne yapacaklar, ne söyleyecekler de biz yarın malzeme bulacağız diyorlar. Hacı annelere, hacı ablara da haber verin inşallah. Dilipak süreci anlatacak hem de hiç bilmediğiniz yönleriyle. İşte karşınızda senden, benden, içimizden uygulamalar. Bizi en iyi onlar anlar. Neden mi?
Fizi'de bütün gün rock'la dinlesen, gecenin finalini %99 Sezen'le yaparsın. Hollywood filmlerini çok seversin ama 6 ayda bir TV Plus'ta Atla Gel Şaban izlersin. Her 10 kişiden 9'u VIP'te hoşlandığı kıza en havalı emojileri atar, arkadaş grubuna gelince de en geyikleri. Herkes bilim, sanat, spor dergilerini takip eder ama sonunda kendini dergilikte magazin haberlerine bakarken bulur. Seni bu kadar iyi tanıyan bir teknoloji arıyorsan Fizi'den VIP'e, TV Plus'tan dergiliğe, Türkcell'le ol ya da olma, sen de indir, seni anlayan uygulamalarla bağlan hayata. Hibiskus, meyan kökü, limon, elma, siyah havuç. Ne? Ne? Bu ne ki? Beklediğinize değecek. Tadıyla, içeriğiyle başka bir şey. Çok yakında. Normalleşmeye Bellona'dan tam destek. Son moda Bellona'lar şimdi %50'ye varan indirimlerle. Üstelik belirli tutarlıdaki alışverişlerde yatak ve baza hediye. Bellona desteğiyle evinizi yenilemenin tam zamanı. Üstelik maksimum kartı özel fırsatlarla. Yakışır bana Bellona. Türkiye'nin düğün paketçisi Modalife, mobilya ihtiyacı olanlara 2019 fiyatlarıyla %40 daha uyguna mobilyaları bir günde teslim ediyor. Ve bilgi en kıymetli hazinedir. Bilgiye sadece okuyarak ulaşabiliriz. Doğru haberi doğru gazeteden alırsınız. Hiç okuyanla okumayan bir olur mu? Gelin tüm ülkeyi gazete okuru yapalım. Yeni Akit Gazetesi, okumak için. Susamış topraklarda bir damla su bereket, asılmış yüzlerde sıcak bir gülümsemedir. Kurumuş gönüllerde mutluluktur. Su, yaşamın kıyısındaki insanlara umuttur. Su kuyusu hisse katkı bedeli 5000 liradır. Hiranur Derneği 0216 621 74 45. Uçmak, yakın güneşi takip et ve gel. Her şey seninle başlar eğer istersen. Önce gözlerinde parlar güzel düşlerin, aç hemen fırını, rüzgarı dinle, koş gel. Ve açılıyor, açılıyor. Geleceğe açılan kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi. Yıl boyu kullanabileceğin Türkcell yıllık paketler karşında Türkiye. Siz de yıllık paketlerden dilediğinizi seçin, yıl boyu ihtiyacınıza göre kullanın. Nutrever bilgilendiriyor. Kenan Sofuoğlu 2010 Süper Sport Dünya Şampiyonluğunda birinci oldu. 2010 Teknomek CIP ile anlaştı. 2010 Moto 2'de Portekiz ve İspanya yarışlarına katılmıştır. 2010 yine Moto 2'de yarışan ilk Türk motosikletçidir. 10 Mayıs 2015 tarihinde İtalya'nın Imola pistinde 17 tur üzerinden yapılan Dünya Süper Sport Şampiyonası'nda yarışa ikinci sıradan başlayan milli sporcu Kenan Sofuoğlu birinci oldu. 4 Ekim 2015 tarihinde yapılan Dünya Süper Sport Şampiyonası'nın Fransa'daki 11. ayağında ikinci olan Kenan Sofuoğlu, Katar'daki son yarış öncesi sezon bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece 2007, 2010 ve 2012'nin ardından dördüncü kez Süper Sport Şampiyonu oldu. Nutrever bilgilendirdi. Familya kağıt havlu şimdi 3 katlı. Sıradan kağıt havluya göre daha edici ve daha ekonomiktir. Sizi ve bütçenizi yormaz. Hemen deneyin. Sevgili üniversite adayları,
Sizi Final'in 41 yıllık deneyimiyle Kuzey Kıbrıs'ta kurulan bir üniversiteye davet ediyoruz. Seçkin akademik kadrosu, kaliteli eğitimi ve iş garantili bölümleri, güvenilir yurtlarıyla Uluslararası Final Üniversitesi sizi Kuzey Kıbrıs'ın güzel kenti Girne'ye bekliyor. Geleceğinizi Final'le belirleyin. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life, mobilya ihtiyacı olanlara 2019 fiyatlarıyla %40 daha uyguna mobilyaları bir günde teslim ediyor. Ve bilgi en kıymetli hazinedir. Bilgiye sadece okuyarak ulaşabiliriz. Doğru haberi doğru gazeteden alırsınız. Hiç okuyanla okumayan bir olur mu? Gelin tüm ülkeyi gazete okuru yapalım. Yeni Akit Gazetesi, okumak için. Normalleşmeye Bellona'dan tam destek. Son moda Bellonalar şimdi %50'ye varan indirimlerle. Üstelik belirli tutarlı alışverişlerde yatak ve baza hediye. Bellona desteğiyle evinizi yenilemenin tam zamanı. Üstelik maksimum kartı özel fırsatlarla. Yakışır bana Bellona. Yetkin akademik kadromuz ve uluslararası standartlardaki eğitim politikamızla kendimizi geliştirerek, yenilikçi ve gelişimci yaklaşımlarla bilim ve teknoloji üreterek, girişimcilik becerilerini arttırarak 41 ayrı yeni programla Türkiye'nin kalbindeyiz. Ankara Medipol Üniversitesi. Royal Halı bilgilendiriyor. Doğal iplik kullanılarak üretilen Royal Halı koleksiyonlarının yumuşacık dokusu ve çevre dostu yapısıyla doğayı evlerinize taşıyabileceğinizi biliyor muydunuz? Royal Halı bilgilendirdi. Ой, я так рада. У нас сегодня мальчишку усыновили. Петенька, ты рад, что у тебя появятся мама и папа? А вот и папа. Ну, привет. Привет. Пойдем? А где моя мама? Так вот она. Твоя новая мама. Ну что ты? Не расстраивайся. Теперь у тебя будет настоящая, полноценная семья. Спасибо вам большое. Мы поедем. Реши будущее страны. Голосуй за поправки в Конституцию. Evet değerli izleyenler, İstanbul Sözleşmesi'ne atfen sosyal medyada çok izlenen ve viral olan bir videoydu. Rusya'da yayınlandı ve toplumsal cinsiyet eşitliği, özgürlükler, LGBT'lerin bir toplumda ne noktaya gelebileceği üzerine anlamlı bir videoydu. İstanbul Sözleşmesi'ne Avrupa Konseyi'ndeki 47 üye ülkeden 34 devlet sözleşmeyi imzaladı ve onayladı. 11 ülke: Ermenistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Moldova, Slovakya, Ukrayna, İngiltere sözleşmeyi imzaladı ancak onaylamadılar. Rusya ve Azerbaycan ise sözleşmeyi imzalamadı. En son Polonya'dan bir tepki geldi. Hem Başbakan hem Adalet Bakanı sözleşmeden çekileceğini açıkladı. İstanbul Sözleşmesi anlaşılırlığı arttıkça, toplum üzerindeki uygulamalarının neticeleri görüldükçe hükümetlere bir baskı yöntemi olarak uygulanmaya başladı kamuoyunları tarafından. Türkiye'de de bu süreç yeni değil. Aylardır, yıllardır devam ediyor ve İstanbul Sözleşmesi söz konusu olduğunda Türkiye'de buna karşı çıkan, ses veren birçok isim var. Birçok STK var. Dilipak da bunlardan biri ve her fırsatta hem ekranlardan hem yazılarında bunu eleştiriyordu.
Bu süreçte Numan Kurtulmuş Bey bir televizyon programında bir açıklamada bulundu. İzleyelim ne demişti? Bu yönde eleştiriler geliyor. Ya ben İstanbul Sözleşmesi'ni defaatle okumuş, İngilizcesini okumuş, üzerinde çalışmış birisi olarak söylüyorum. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması gerçekten yanlıştı. 2011 yılında İstanbul'da imzalandı ve Türkiye 2012'nin Kasım ayında bunu parlamentodan geçirerek yasalaştırdı. 2014'te de 10 ülkeye bu sözleşmeyi imza atan ülke sayısı 10 ülkeye çıkınca 2014'te de İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir hukuk metni haline getirildi. Bu metnin içerisinde iki tane önemli husus var. Dikkat çekmemiz gereken ve bizimle asla uyuşmayan. Bunlardan birisi toplumsal cinsiyet meselesi. Bir de cinsel yönetim, yönelim tercihi. Şimdi bunlar ve başka şeyler de var ama bu iki meselenin demin konuştuğumuz çerçevede tam da bu LGBT vesaire gibi unsurların, marjinal unsurların ekmeğine yağ sürecek kavramlar olduğu ya da onların arkasına sığınılarak faaliyet yapabilecekleri alanlar olduğu görülüyor. Ayrıca daha 2018 yılında da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun bir alt komisyonu olarak burada İstanbul Sözleşmesi ile ilgili uygulamaların kontrol ve takip edilmesi konusunda hükümetlerin devreye girmesiyle ilgili bir alt komisyon oluşturuldu. Yine sözleşmenin içerisinde yer alan sözde namus, ahlak ve gelenek gibi, örf adet gibi konularla mücadele etmek hükümetlerin vazifesidir gibi bir kavram geçiyor. Bunlar asla kabul edilebilir hususlar değildir. Şunu söyleyeyim, bir takım aile değerlerindeki zedelenmenin ortaya çıkması tek başına İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklanan bir şey değildir. Yani burada iki yanlışın içine düşmemek lazım. İstanbul Sözleşmesi evet yanlış bir şeydir, bunu çok açık söylüyorum. İlk defa ama, herhalde böyle bir şey efendim, AK Parti'den böyle bir açıklama geliyor hocam, öyle duyuyorum. Yok, bunlar çoğu arkadaşımızın çünkü AK Parti tabanı rahatsızdı da bu yüzden, o yüzden diyorum. Milletimizin ve çoğu arkadaşımızın kanaati de bu noktadadır. İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı bu tür çözülmeler oldu meselesi çok basite indirgemeci olur. Onun için onu bir tarafa koyarak ifade ediyorum. İstanbul Sözleşmesi olmazsa kadın... Evet, Numan Bey durumu bu şekilde özetledi ve kamuoyunda bir sinerji oluştu. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olanlar tarafından, evet hükümet vatandaşın sesini duydu, mağduriyetleri gördü ve bir adım atacak beklentisi sürerken Reis-i Cumhur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi ve öyle bir üst perdeden konuştu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkımın istemediği hiçbir şey kabul edilemez dedi. Neydi o konuşma? Kısaca bir izleyelim. Sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek özellikle genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan milletimin tüm fertlerini Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum. Ve tavır alanlardan biri de Abdurrahman Dilipak'tı. En başından itibaren İstanbul Sözleşmesi ile alakalı eleştirilerini sıraladı. 27 Temmuz özür dilerim, pazartesi günü AKP'nin Papatyaları adlı bir köşe yazısı yazdı. Kıyamet kopmadı kıymetli izleyenler. Yani her şey normal, mutat. 28 Temmuz Salı günü yine herhangi bir şey olmadı. Her şey kendi gündeminde, mecrasında akıyordu. 29 Temmuz 2020 Çarşamba, bayrama 2 gün var. Yine bir tepki yok, yine bir sıkıntı yok. Yine bir sosyal medya üzerinden vesaire aleyhte bir açıklama yok. Perşembe, 29 Temmuz Perşembe günü Dilipak'a bir telefon geldi gün içerisinde.
Telefondaki ses şunu söylüyordu. Abi seni linç edecekler. Dilipak şaşırdı. Niye ki dedi ama cevabını beklediği soruyu çok geçmeden öğrenmişti. İnternet, Twitter üzerinden kampanya aleyhte başlatıldı ve Perşembe günü akşamından sonra Cuma günü de bayramdı ve bildiğiniz üzere AK Parti Genel Sekreteri İstanbul Sözleşmesi'ni eleştiren sözlerinden dolayı Dilipak'a dava açılacağını iletti. Şimdi üstadım, bir gün, iki gün, üç gün, dört gün geçiyor, ortalık süt liman, ondan sonra gelen bir telefonla linç edileceksiniz üstadım diyor telefondaki ses. Şimdi bana göre bu saatten sonra bu konunun konuşulmasının hiçbir anlamı yok. Evet. Yani niye dediniz, ne oldu, neyi demek istediniz, neyi kastettiniz? Zaten her şey ortada. Yazım da ortada. Yok, yani her şey ortada. Tabii. Yani süreç ortada. Yazı 27 Temmuz'da çıkmış. Harekat 4 gün sonra başlamış. Birileri bunun hazırlığını yapmış, ekipleri ayarlamış. Sosyal medya üzerinden, gazete köşe yazarları üzerinden, troller üzerinden haydi bakalım İstanbul Sözleşmesi elden gidiyor. Tayyip Erdoğan da bak bunun aleyhine bir noktaya geldi. Bunu bozmamız lazım. Şu yazıyı hedef aldılar. Ne yazdınız o yazıda? AKP'nin papatyaları. Evet. Şimdi AKP derken neyi kastediyorsunuz? Önce kısaca oradan. Yani AK Parti'nin papatyaları demiyorsunuz da. Önce şu, niye AKP'nin papatyaları diyorsunuz? Konuşması üzerinden. Ben bu davete icabet ettim ve bunu da şöyle ifade ettim. Dedim ki ben AK Parti'nin kurucu iradesinin aklıyla konuşuyorum. Oo. Evet, ben atanmamış ve seçilmemiş bir kişiyim. Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet ettiğim için birileri beni linç etmek istiyor. Geç, bir şey, bir halt edecekleri yok. Bu 312 general davasından daha utanç verici bir dava olur açırlarsa. Ve biz onların kim olduklarını öğreniriz. Gördük, görüyoruz zaten. Yani adım adım her geçen gün gördük. Burada halkın lanetlediği, lanetlenmiş sapkınlığa ben bir isim bulmak istedim. Bu da bu yazıdan bir gün önce Çamlıca'da Topbaş Hoca Efendi'nin de bulunduğu bir aile istişare toplantısı. Bu olayları kırıp dökmeden nasıl yaparız, halka yani anlatırız? Şöyle bir karar alındı. Biz siyasi kişiler değiliz. Siyaset üzerinden bu konuyu tartışmayalım. Biz bilimsel bir çalışmada değil, kendi kardeşlerimizi, Müslümanların maslahatını gözeten bir topluluğuz. Dolayısıyla biz kendi kavramlarımızla ve dini referanslarla konuşalım. Yani ayetle, hadisle, peygamberlerin, sahabilerin hayatlarını örnekleyerek ve Kur'an'dan çıkartacağımız kavramlarla konuşuldu. Fahşa. Fahşai vel münker. Anlamaz dediler. Fuhşiyat. O da çok kullanılmıyor ama bunu kullanarak işte fahişe kelimesi de kullanıldı. Bunlardan hangisini seçelim? Dendi ki LGBT olmasın, yeni bir tanım bulalım. Bunun üzerinde de düşünelim. Bu konuda hatta ben dedim ki madem din temelli bir muhalefet yapacağız, ülkemizde başka dini topluluklar da var ve bu fahşaya yaklaşmamamız konusunda, yapma değil, yaklaşmamamız konusunda üç kitapta da uyarı var. Buna da evamiri aşere diyoruz. Dolayısıyla Ortodoks ve Yahudi toplulukları, Hristiyan ve Yahudi topluluklarıyla birlikte ortak bir karşı çıkalım dedik. Yani istişare uzun sürdü, saatler sürdü. Anladım. Yani bir gün sonra da yazarken ben LGBT yerine, bakın işte şu halkın lanetlediği, lanetlenmiş sapkınlık dediği Tayyip Erdoğan'ın, beraber sanık olacağız anlaşılan. Yani bu akıl, bu aklın mahkum etmek istediği irade ve ifade bu. Ben, yani biz bunu önceden de konuştuk burada. Hatırlar mısınız LGBT ciddi sokak eylemlerine başladığında, üstadım LGBT demeyelim.
Çünkü legalize oluyorlar. Bunu olduğu gibi söyleyelim. Homoseksüel, bak, eşcinseller diyelim diye burada konuşuyoruz. Tabii tabii. İnancımız, Rabbimizin lanetlediği bu hadiseye karşı tavır alacak adam arıyorum diyor. Ben de buradayım diyorum. Ve şimdi onun kurduğu parti beni mahkemeye verecekmiş. Ne açıklıyor? Bakın, her insanın nefsinde bir şeytan vardır. Olmayan insan yok. Şeytan Hazreti İbrahim'den de vazgeçmedi. Hazreti Hacer'den de vazgeçmedi. Hazreti İsmail'den de vazgeçmedi. İnsanın olduğu her yerde, peygamber evinde de müfsit insanlar vardır. Firavun'un sarayında da müslih insanlar olabilir. Evet, Asiye annemiz gibi. Ve Hacer annemiz gibi insanlık tarihinin en muhteşem kadını. Erkeklerin değil, peygamberlerin ayak izinde koştuğu bir kadın. Yani mücerret bir erkek karakteri değil. Evet. Yani böyle bir karakter Firavun'un sarayında hizmet. Her yerde olabilir. Hazreti Lut'un evinde başkası vardı. O zaman ben diyorum ki AK Parti'nin içinde de AKP'liler var. AKP'lilerden kastınız bu kurucu iradenin değer yargılarını özümsememiş. Şu Tayyip bu değer yargılarına göre yaşamayan. Şu söylediği sözlerde ifade ettiği şeyi ben kendi içimizde, kendi nefsimizde heva, heves ve bir takım müfsit arzularımızla lanetlenmiş şeytanın bize ya da Hannas'ın bize verdiği hevesler ve vesveselerdir diyorum. Buradaki benim evet. Yazıya dönebilir miyiz? Evet benim. Ayrıca WhatsApp mesajı attığın telefon numaralarını da sık sık geçersek sevinirim. Evet, yazdığınız ya da AKP'nin papatyaları derken AK Parti'nin konusu, iradesinin, o kurucu iradesindeki değerlerin onu dışında dışına, kalıp onu ifsad etmek isteyen parti içindeki unsurlar. Evet, AKP bu peki, demek. Papatyalar, papatyalar kimler? Papatya Özal'ın döneminde onun hanımı etrafında oluşan papatyalar diye tanımlanan bir dernek var. Partiyi çok sahipleniyormuş gibi gözüküp partiyi aslında çöküşe götüren bir yapılanma vardı. Türk kadınını güçlendirme ve tanıtma vakfı adıyla kurulmuştu o dönem. Evet, ya papatyaların ve ne olduğu. Partinin kadın kolları gibi çalışıyordu adeta. Tabii. Yani böyle bir kadınlar üzerinden ANAP'ın içi boşaltıldı ve ben o zaman da buna çok sert eleştiriler yaptım. Hasan Celal Güzel'le de arkadaşlığımız o zaman, çünkü biz 1978'de Halef Selef olmuştuk Erbakan'ın danışmanlığı konusunda. O benden birkaç yaş büyük olduğu için ben o abi olarak her zaman, bir de Ankara'yı çok iyi bilmiyordum. Abi nedir ne değildir sık sık konuşurduk. Hiç bağımız kopmadı. Yani ona da diyordunuz bu ANAP'ın papatyaları ANAP'ı bitirecek daha mi diyordunuz? Dur ben çok sert eleştiri yapıyordum. Diyordum Özal ne diyor? Yani ben çok sert gidiyorum. Diyordu ki devam. Nasıl olur dedim. O dedi senin bu rüzgarını arkasına alıyor. Yelkenini dolduruyor. Daha fazla bize zaman ayırması için, iş yapabilmesi için. Bak bunları ikna edemezsem. Hareket alanı açmış oluyorsunuz. Kendisi bu eleştiriler. Bu diyor böyle anlıyor. Ve onun için bakın Özal döneminde bana papatyalardan bir dava geldi mi? Bir o zamanki ANAP'lıdan itiraz bile gelmedi. Bakın. Dönelim bugüne. Evet. AKP'nin şimdi, papatyalarını anladık. ANAP'ın papatyaları, ANAP'ı o papatyalar, o lale devri çocukları bitirdi. Dikkat edin, tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Bundan ders alın. AK Parti'yi de birileri bitirmek istiyor diyorum. Ya. Şimdi ben AK Parti'ye bela mı okuyorum? Yoksa koruma refleksiyle risk mi alıyorsun? Bu aklı anlamakta acizim ben. Yani böyle bir akılsızlığın nasıl bir akıl olduğunu gerçekten anlayamıyorum. Yani yazının mantığı ne? Bu Erguvani AKP'nin papatyaları, ünlem, soru işareti. Erguvan, evet. Lilith'i işaret eder. Renk. Masonik bir yapıyı işaret eder. Erguvan kelimesine, AKP'nin papatyaları kelimesi Ayasofya'nın halıları üzerinde bir bilgi gelmişti. Oradan da Erguvan'ı yakalayarak bunun Erguvan'ın ne olduğunu Şevket Eygin'in rahmetlinin
O daha çok bunu anlatıyordu. Kelime kelime yazıyı deşifre ediyoruz değerli izleyenler. Evet. Anlamak istemeyenler için izah ediyoruz. Ama bunun üzerinden de çevir kazı yanmasın diyenler var şimdi. İzlerken bir sıkır onlara. Metin daha burada. Başlamadık ama okuyalım. Devam Metin edelim. Burada. Ben AKP'liler konuşuyor ama AK Partililer susuyor. Bir doktor geliyor, hasta geliyor. Ona diyor ki hastasın diyor. Sana biraz acı verecek bir takım ilaçlar vermem lazım. Bu bana hasta dedi, bana acı çektireceğini söylüyor. Demek kadar bir şey. Anlamsız bir şey. AKP'nin papatyaları bitirecek. Kim? ANAP'ı bitirenler. Evet. Bu gidişle. AK Parti içindeki AKP'liler konuşuyor. Evet, yani AK Parti'nin içinde hiç sapkın kimse yok mu? Yani sapkın derken? Sapkın bayağı. Yani peygamberin evinde bile sapkınlar olabiliyor. O manada söylüyorsunuz. Yani peygamber yapan o değerleri bile taşımayanlar. Hazreti Nuh'un evinde sapkınlar oluyor. Evet. Hazreti Lut'un evinde oluyor. Hazreti İbrahim'in babası iman etti. Siyasi partide mi olmayacak? Tabii canım yani ya, her yerde. Ha, tabii bundan şimdi vay sapkın dedi diye de. Çünkü evet. Bu akıl başka bir akıl. Erguvaniler konuşuyor. AK Parti içindeki AKP'liler konuşuyor. Evet. AK Partililer susuyor. Ben ne yaptım şimdi burada? Konuştunuz. AK Partililer konuşun diyorum. Partinizi birileri helake götürüyor. İfsat ediyor. ANAP'ın başına gelen sizin başınıza gelmemesi için konuşun kardeşim diyorum. Tayyip Erdoğan ne diyordu? AK Parti'nin kurucu aklı halkın lanetlediği lanetlenmiş sapkınlığa karşı konuşun kardeşim. Konuşun. Dilinizi mi yuttunuz? Onlar konuşuyorlar hala. Onlar konuşuyorlar. AK Partililer susuyor. AK Partililer terfi etti. AKP'liler terfi etti. Zenginleşti. İtibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor. Parayı onlar veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Evet, yani birilerini zengin ettiniz. O zenginler bu defa... Birileri zengin oldu. O kendini kamufle ettiler. Başka yerde harcıyorlar. Sizi başka yere sürüklüyorlar. Onların destekledikleri, fonladıkları, sponsoru oldukları defileler, modalar, şovlar... Başka bir şey. Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Parayı veren düdüğü çalıyor. Ne dedim ben şimdi AK Parti'ye? İçinizde bir takım adamlar sizin sırtınızdan para kazandı. Ve sizi, içinizi boşaltıyorlar. Çocuklarınızı sizden çalıyorlar. Dikkat edin ha diyorum. Evet. Kemalat ile kemalat olmuyor. Bu insanlarla kemale eremezsiniz. Bunlar... Evet. Yanlış aletler. Haram para ile olmayacak. Haram para ile hayır olmayacağı gibi. Bunlardan maddi yardım almayan cemaat ve vakıf kaldı mı? Bu zaman bir eleştiri. Herkese bunu söyledim. Tabii evet. Yani AK Parti'ye dikkat et. Bu cemaatlere de bunlara dikkat edin diyorsun. Bunlara bakın. Parayla gelenlere dikkat edin. AU'yu altın tas işi sunuyorlar anlamında. Herkese söylüyorum. Cemaat vakıf kaldı mı? İşte böyle. Alan elden üstündür. Parayı veren düdüğü çalıyor. Daha önce siz konuşuyordunuz, onlar dinliyordu. Şimdi onlar konuşuyor, siz dinliyorsunuz. Bunu da bana söyleyen bir AK Parti milletvekili. Yani kontrol bunların eline yavaş yavaş geçmeye başladı. Artık söz sahibi olmaya başladıları yani çok, ima ediyorsunuz. Çok şey yaparlarsa ben buradaki... Girmeyelim. Neyse. Devam edelim. Daha önce AB fonlarıyla semirenlerin sesleri nasıl inceldi? Bu da Hazreti Ömer'in ifadesi. Şam'a geldiğinde ne kadar nazik konuşuyorlar, elbiseleri ne kadar incelmiş dedi. Bunlarla biz nasıl dedi insanlığın dertlerine çare bulmak için uzun uzak diyarlara tebliğ için, cihat için gideceğiz. Şam'a geldiğinde. Şam fethedildi. Hazreti Ömer oraya geldi. Baktı ki o sahabe ordusundan bile birileri dünyevileşmiş. Evet, onun filmini izlerlerse orada bunu duyacaklar. Orada dünyevileşmeyi atıf ediyorsunuz. Onu hatırladım. Yani Tayyip Erdoğan da Ömerler arıyordu ya. Evet.
Yani iş devam ediyor. Demek ki buradaki sözlerin bilen bilir. Hı. Ötekilere anlatsan da anlamıyor. Onlar derdimiz değil. Evet. AB fonları ile Semerenlerin sesleri nasıl inceldi? Eskiden ter kokuyorlardı, şimdi parfüm kokuyorlar. Tamam. Olabilir. Tamam. Bodrum katlarında rutubet kokan derneklerden çıkıp plazalara taşındılar. AK Parti içindeki AKP'liler. Niye? Bunlar zaten hep plazalarda değiller miydi? O AKP'liler. Yok, bizim işte... AKP'liler. AKP'liler zaten AKP'li olurken plazaları yaptılar ve yerleştiler. Anladım. Hı. Evet. FETÖ'nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Evet. Bu ne demek? Yani FETÖ'nün zihniyet ikizi. FETÖ değiller. Batı'dan gelen şeyleri alıp kendileri için onların o mantığı, yani dini sekülerize ederek, içini boşaltarak, ılımlı İslam, herkesi cennete sokuyordu. Siz de böyle ne güzel işte vur patlasın, çal oynasın bir hayat yaşıyorsunuz ve cennete gidiyorsunuz. Papatyalar da böyle yapıyordu. Yani bu liberal solcular falan da zengin solcu demeyeyim, zenginler de hani Kürt defilesi düzenliyorlar lösemili çocuklar için. Böylece vergiden muaf Kürt alıyorlar. Oradan artı kazandıklarının bir kısmını da hayır yapmış oluyorlar ve medyada bunları... FETÖ'nün zihniyet ikizi gibi derken FETÖ gibi her kalıba girmeye hazırlar artık. Evet. Her türlü kendi çıkarları için her şey yapmaya hazırlar. Zaten bunu açıklaması var. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Uluslararası fonlarla derken işte Avrupa o yukarı... fonlar işte o tamamen şey bu İstanbul Sözleşmesi ve benzeri bir takım şeylere parayı veren düdüğü çalıyor tekrar. Malum yeşil sermaye de bunlara sponsor olabiliyor. Ya bizim yeşil sermaye de artık... Bunlar... Tabii açıkçası LGBT'yi destekleyen yeşil sermayeler çıktı. Değil mi? Yani tamam. İstanbul Sözleşmesi'ne aleni destek veren yeşil sermaye çıktı. Şuraya var. Kadar herhangi bir şey var mı? Yukarı kadar ben şöyle anlıyorum. AKP'lilere bindirme yapıyorsunuz. Abi, ve AKP'lilerle... Abi, açıklamaya gerek var mı ya? Bunlar gerizekalı mı ya? Ben anladığımı söylüyorum. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim yeşil sermaye davasına sadakat gösterip bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Bu fahişe kim işte? Yukarı doğru düşündü. Evet. Bu aslında bakın orada LGBT yerine onun da hikayesini size söylüyorum. Yani bir toplantı yaptık. Orada LGBT kullanmayalım. Bizim yeşil sermayesi davasına sadakat gösterip bu fahişelere ve onların türevlerine, bu tamamen LGBT gösterip LGBT'ye karşı seslerini yükseltebilecekler mi deyin. Bakın. Kavram olarak fahişeyi kullandınız. Söylüyorum, Topbaş Hoca var, iki tane rektör var, üç tane profesör var o toplantıda. İzah açısından Bir başka gazeteden yazar var. Şimdi siz orada fahişeler kavramını kullanmışsınız ya, bakın bugün Akit'in bu manşeti. Şimdi kanala gelince ben de gördüm. İstanbul Sözleşmesi ülkeyi enkaze çevirdi. Şimdi bu AKP'liler gibi ben bu manşeti yorumlayayım mı? Hı hı, aman AK Parti beraber yatarız. Yok, ben yorumlayayım. AKP'liler gibi yorumlayayım. Ya, troller gibi yorumlayayım mı? 25 yıllık bu hareketin amiral gemisinin merkez üssü Akit şunu demek istedi. İstanbul Sözleşmesi'ni AK Parti iktidarı getirdi. Bunlar ülkeyi enkaza çevirdiler. Böyle AK mi yorum? AK Parti İstanbul Sözleşmesi'ni enkaza çevirdi. Şimdi yani böyle mi yorum? Aynı. Yani şimdi 25 yıldır Akit'i bilen okuyucu şunu anlar ki buradan, İstanbul Sözleşmesi yanlıştı. Bunu AK Parti de yapmış olsa İstanbul Sözleşmesi enkaze çevirdi. Bununla alakalı tedbirleri al. Altta da zaten Dilipak'la alakalı da haberleri geçiriyor. Şimdi ben Bağcı'yı dövmek istedikten sonra, o kuzuyu yemek istedikten sonra, yani ben yukarıdan da su içsem aşağıdaki kuzuya derim ki suyu bulandırma. Şimdi birileri Dilipak'ı bu manada kurt abi, bir Tayyip Bey parçalamak... de sen burada söyledin, o da suçlu. Yani zaten Tayyip Bey o iradenin temsil eden oradaki tek öndeki isimlerinden biri. Zaten siz ne dediniz bugün? Bir yere röportaj vermişsiniz. AK Parti içerisindeki seküler kanatla dindar kanadı benim üzerimden çatıştırıyorlar. Daha doğrusu seküler kanat dindarlara saldırıyor. Seküler ne yapmak istiyorlar? AK Parti'yi ele mi geçirmek istiyorlar? Bakın biz ta baştan bir defa Ayasofya'yı açtık. Bu birilerinin midesine oturdu. Evet.
Ondan sonra vurdular şey Diyanet İşleri Başkanı'na. Vay sen Kılıç'la çıktın bilmem ne yaptın. Onu yiyemediler. Önceden beri ben Akdeniz Üniversitesi'nde bundan 10 sene önce Atatürk Araştırmaları Merkezi'nde emekli bir general, başka bir takım adamlarla oturup hilafeti konuştum. Geçenlerde bir emekli generalle konuştum. Hocam dedi biz bunu hiç böyle düşünmemiştik dedi. Doğu Roma'yı anlattım, Ortodoksluğu evet. falan. Bu dedi yani Türkiye'nin dünyanın merkezinde bir güç olması için muhteşem bir proje. Bunu niye bugüne kadar hiç düşünmedik diyor. Bakın önümüzdeki günlerde bir dergi yine bunu geniş bir şekilde haber yapacak. Dünyanın birçok yerinde bu tartışma konusu oldu. Bizimkiler hilafet kendi gölgesinden korkuyor bu adamlar ya. Doğu Roma'yı bilmiyorlar. Fatih'in Bizans'ı yıktığını zannediyor. O bu kafa. Evet. Halbuki Bizans'ı Latin işgalinden kurtardı ve Bizans imparatoru oldu. Yani şimdi neyi neresinden hani bir fıkra vardı da neresini düzelteyim ki diyor ya. Bunun neresini düzelteceğim ben? Neresini düzelteceğim? Hep tersine anlatılmış. Zaten bakın ben tersine bir şey yapmıyorum. Yaşasın Şeriat kitabını çıkarttım 28 Şubat'ta. O güne kadar da şeriat propagandası yapan herkes mahkum oldu. Ondan sonra kimse mahkum olmadı. Bizimkiler zorunlu din dersi diye kampanya yapıyorlar. Ben gittim bu din benim dinim değildir diye kitap çıkarttım. Ne bileyim ben Kemalizm kitabını herkesin Kemalizmi dayattığı bir dönemde hayır dedim. Öyle olmayacak o. Benim biraz böyle inandığım davam uğrunda bakın ben bu yakayı böyle vuruyorum. Ben kravat takmıyorum. Kravata karşı değilim ben. İşte bu kafaya karşı olduğum için otururken bile bağırmak istiyorum. Yani herkes Çanakkale'yi anlatıyor. Ben Çanakkale geçildi diyorum. Başka bir şey söylüyorum ben. Evet. Herkes laikliğe karşı. Hayır, Katolikler için laiklik dini bir kurumdur. Niye karşıyım? Bana uygularsam benim problemim var. Bir Katolik için Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a bir inançtır. Ama siz şunu da diyorsunuz. Diyorsunuz ki sizin ne söylediğiniz kadar nasıl anlaşıldığınız da önemlidir. Şimdi ben tekrar 3 defa anlatırım. Evet. Ondan sonra da susarım. Ama o bana saldırırsa o zaman haddini bildiririm. Bakın benim ağzımdan bir tek kişi çıkıp da Kur'an'da kelime olarak geçmeyen bir hakareti, bakın hakaret değildir aslında, ilahi bir tanımlama benim inancıma göre. Yani kitap yüklü eşek derim. Evet yani. Ama başka bir galiz bir kelimeyi benim ağzımdan duyan olmamıştır. Olmayacak, çocuklarımdan da duymayacaklar inşallah. Benim öyle bir özelliğim var. Kur'an-ı Kerim'de tanımlanmış ve bana şirretlik yapıp üstüme geliyorlarsa, kellemi kesseler 1000 kere canım çıkana kadar yine söylerim. Tamam, fahişeler derken neyi ve kimi kastettiğinizi anladık. Peki böyle kastınızı aştığını düşünüyor musunuz? Hayır. Bu kelime? Yani sarptı, bir çarptı. İfade etmeye çalışıyordum ama. İftira, komplo. Yani, kastımı aşmadım ama maksadını bunlar değiştiriyor, bozuyorlar mı diyorsunuz? Çarpıtıyorlar. Ya peygamberimizin bu AKP'liler mi bunu yapıyor? Evet. Tek sadece AKP'liler mi? FETÖ'cüler falan zaten fırsat kollamıyor mu? Zaten onların içinde ben onların hepsini saydım genelde yukarıdan. Yukarıdan aşağı. Bakarsanız yani o yağmacılar, yiyiciler, vurgunlar. Peygamber Efendimiz bak dedi her çoban nasıl sürüsünden mesulse siz de yönettiğiniz insanlardan mesulsünüz dedi. Küllüküm râin. Evet. Hadis-i şerif. Hemen Yahudiler ne dediler? Peygamber size sürü dedi. Evet. Sizinle biz konuşmayız. Çobanınız gelsin dediler. Onun üzerine ayet nazil oldu bakın. Peygamberimizin kastı neydi? Bir yönetici nasıl sürüsüne sahip çıkmak? Peygamber değilim ben. Ben abdüaciz bir kulum. 1000 tane hatam var. Peygamber böyle bir şeyi söyleyince Kur'an hayır dedi. Öyle söylemeyeceksin. Sen gözetleyicisin onların üzerinde dedi. Raina demeyin, unzurna deyin dedi. Beni gözet deyin, evet. Beni yönet, beni yönlendir demeyin. Eğitime onun için ben karşıyım. Raina dememek için, unzurna diyorum. Bunlar bunu anlamıyorlar. Yani siz bakın izleyicimiz demiş ki ya o kadar çok şu an destek mesajı geliyor ki yani Dilipak AK Parti'nin vicdanının sesidir, derin AK Parti'dir.
Derin yani, AK Parti ile AKP'liler... AK Parti'deki şu andaki milletvekillerinden hangisi benim kadar Türkiye'yi yani bu tarih içerisinde... Milletvekilleri... Aday yani, olmadığı yani. Zaman hiçbirinin meydana çıktığı yok. Yani ben her seçimde... Birkaç tane isim var. Siz, Şevki Yılmaz. Böyle birkaç isim yani sayılır benim, yani. Köy gezmiş. Benimle de kıyaslayamazsınız evet. hiçbirini. Yani ben böyle bir insanım. Peki yani. Burada uslup hatası var mı size göre? Yani şöyle oldu. Bir acemiliğim var. Ben nedir? Oraya o zaman doğrudan fuhşiyat kelimesi kullanabilirdim. Evet. Fahişe kelimesi daha yaygın olduğu için o da sadece kadınlara has anlaşılmasın diye. Fahişe, bu fahişe ve türevler. Neyi kastediyorum? İşte yukarıda Koç Sabancı filanın desteklediği bir takım Avrupa fonları. Bir sonraki paragrafı okursanız orada zaten LGBT var. Var. Yani bu dediğim aşağıda tekrar izah edilmiş olan bir şey. Yani bu cümleden böyle bir sonuç çıkaran akıl hangi siyaseti yönetebilir? Anlamıyorlar. Okuduklarını da anlamıyorlar. Anlatıyor. O zaman anlamak istemeyenden daha anlayışsız, görmek istemeyenden daha kör kim olabilir? Bunu bir de yargıya taşıyacaklarsa... İnan 312 general darbeciydi. Evet. Kendi işlerinden birine böyle bir dava açarlarsa bu utanç onların siyasi tarihinde hep bir kara leke olarak kalır. Bana bir şey olmaz onu söyleyeyim. Ben çok dava gördüm bu kadar komünü de görmedim. İki tane şimdi açılmış. Ne olacak onu da bilmiyorum. Bir tane Osmaniye'de açıldı yani, da. Halkın Kurtuluş Partisi denilen bir örgütlenme üzerinden birçok ilde şu an aleyhinize davalar, suç duyurularında. Çok iyi oldu. Bu da suç duyurularında bulunuluyor. Çünkü hakkında açılan tek bir yazıdan dolayı davaların birleştirilmesi gerekir. Çok harika bir durum. AK Parti içindeki AKP'lilerle Halkın Kurtuluş Partisi birlikte müşteki olarak müştekiler safında yazılırlar. Dilipak'ı yargılarlar. Harika. AKP'liler. Evet. AKP'lilerle AKP'liler. Halkın Kurtuluş Partisi. Çünkü aynı konuda dava açıyorlar. Bir de matufiyette ihtilaf var. Birisi diyor AK Partililere dedi. Öteki diyor bütün kadınlara dedi. Bir de diyor bize dedi. Yani şöyle tırnak içinde hani böyle bir şekilde nedense üzerine alınana yani. Bakın hani niye, yani, arkadaki stresi söylüyorum size. Yani ortada somut olarak baroda, temel yani manevi şey suç oluşmuyor burada. Yani evet, teknik olarak niye da. Niye Koç dava açmıyor onu anlamadım. Yani Eczacıbaşı. Adını zikrediyorsunuz mesela evet. Koç'un, Sabancı'nın, Eczacıbaşı'nın desteklediği ya, diyorsunuz. Bu iddiada bulunan adamların azıcık hukuk bilgisi de mi yok? Yani hiç anlamıyorum yani nasıl bir şey? Neyse yani... Yani bir takım yorumlar var. Ben okursam hakikaten sıkıntı olacak. Yani sizin lehinize, bu davaların aleyhine yani şey olarak da genel olarak da bakın, asla yani üzülüyorsam Başkanı Erdoğan'ın buna müsaade etmeyeceği yönünde. Erdoğan'a yazık ediliyor. Şu kadar Türkiye'nin meselesi varken Lübnan'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de yani. Hava harekatı. Türkiye'yi bu işlerle meşgul eden akıl nasıl bir akılsa. İki... Açıp sorup öğrenebilecekleri bir şeyi daha önce ne dediler? Vay Dilipak FETÖ'cülerin serbest bırakılmasını istiyor. Evet bunu da burada kullandılar. Evet kullandılar. Yani. Daha sonra dediler ki Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti. Bunu burada kullandılar. Akılsızca. Mavi Marmara gemisine binmemenizi kullandılar. Sincan gecesi. Yani onlar indi diyor binmeme değil. Katılmamanızı kullandılar. İndiler diyor. Hayır. Bildikleri şeylerin aleyhinize kullanmaya başladılar. Hı hı. Yani topyekün bir böyle bir algı, saldırı. Bir... Top, aynen 28 Şubat'ta o topyekün savaş. Evet, savaş. Şimdi birileri işte o zihniyetin günümüzdeki mirasçıları, sureti haktan gözüken birileri bu saldırıyı benim üzerimden tekrar kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle kabilinden bir linç kampanyasına dönüştürmek istiyorlar. Ama birçok STK da zaten yanınızda. Yani ne demek istediğinizi hem biliyorlar, hem 45 yıldır sizi tanıyorlar ve hem de zaten İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız. Bu kavram üzerinden de bizim haklılığımızı kimse zedelemeye çalışmasın diye.
Bütün derneği, yani Ensar Vakfı, İlim Yakmı Vakfı, Hüdayi Vakfı. Bunlara ne hepsi diyeyim peki? Şunlara ne diyeyim? Yani bir iletişim başkanı orada, kademi orada, bilmem kadın kolları başkanı orada. Hmm. Ya ne bu, bunlarla nereye gidecek Türkiye? Kim bunlar ya? Nereden çıktılar? Nasıl oralarda duruyorlar? Bunlar bakın aslında benim şahsımda Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerini yargılıyorlar. Zaten mahkemeye vereceğim kayıtlardan bir tanesi de bu. Ben de Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunabilirim. Aynı kafayla, Allah korusun. Yani onlar gibi eğer bir... Ha, ironi olarak Tayyip Bey de beraber yargılanmak istiyorum. İroni yapmayın, onu da yanlış aksederler şimdi. Yarın hemen bir manşet, Dilip Ak Tayyip Erdoğan'ı yargılatacağım dedi. Sadece o kısmı alır. Ya biliyorum ben 20 yıldır medya sektöründe yani basın kartı olmadan gazetecilik yapan birisiyim ben de. Bunların kafa yapılarını çok iyi. Bakın, bunlar, siz daha iyi biliyorsunuz. Bunlarla eğer sözleşme üzerinde konuşacaktık. Bunlar sözleşmenin önlerine konulan metinlerini okuyorlar. 80 sayfayı okuyorlar. O 80 sayfanın içerisinde sadece cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 61 sayfayla açıklanıyor. Ek bir notta. Eğer şey varsa onu arkadaşlar gösterebilirlerse, bir içindekiler bölümü var. Şimdi bu fahişelerle alakalı, bu LGBT eylemlerinde açılan pankartlar vardı yönetmenim Aykut'cum. Onu bir getirelim bir zahmet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani ironik olan bu. Ya adamlar bunun pankartını açtılar zaten. Ben fahişeyim. Hayır, velev ki fahişeyim dedi yani. Velev ki demiyor. Yani fahişeyim sana ne dedi. Şu da benim, bu da benim dedi. Yani. Affedersiniz, siz cinsiyetiniz ne? Siz... Şimdi bakın. Aha. Bu yani işte bu İstanbul, bakın, İstanbul Sözleşmesi yaşatır, vazgeçmiyoruz. İzmir bir grup eylem yapıyor, pankart açmışlar. Evet. Yani şimdi zaten bu en pik yapan pankartlardan biri. Velev ki... Yani birileri niye kendi üstüne alıyor bunu? Bir Müslüman, bir Müslüman işte kadına. İşte Türk televizyonda yayınlamak zorunda kalıyoruz. İşte velek yani. Bunlara söz söylüyoruz biz hani. Ya bunu biz Tayyip Bey'in nokta ne diye hanımına küfrettiler. Ya. Bunlar o zaman ağzını açtı mı? Edep yahu. Ağır hakaret ettiler. Üstad. Edep yahu. Acaba hakikaten dava açtılar mı? Güçleri bana mı yetecek? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ve ni'mel mevla ve ni'men nasir. Gufranike rabbena ve ileykel masir. Evet. Evet. Yani şimdi programın bu bölümün başında ben şunu söyledim. Yazı 27 Temmuz'da yayınlanmış, 28 Temmuz'da ses yok, 29 Temmuz'da çıt yok, 30 Temmuz'da her şey, her yer süt liman. Gelmiş Perşembe günü, bayramdan bir gün önce Arefe'de. Yani başlı başına bir operasyonun muhatabı olduğunuz bu kadar aleni ve net. Bu saatten sonra bunları konuşup, hani biz niye izah ediyoruz? Ben inanın bunu, programın bu kısmıyla alakalı, samimi, hakikaten bu hareketin içerisinde hasbi olarak olup, bu bizim adam sandığımız bir kısımların köşe yazılarında, tweetlerinde, sosyal medya hesaplarında sizin, hayır, sizin bir aleyhinize yazarak, başına. Allah Allah ya şu bile yazdı, acaba Dilip Ak hakikaten... Hani hakikaten AK Parti'yi yıkmak mı istiyor? Bir de Davutoğlu kanadına kaymışsınız siz. Bu fırsat. Tabii tabii, bir de bu varmış falan. Bunu da konuşuyorlar. O kardeşlerimizin kafasındaki soru işaretleri gitsin diye programın bu bölümünü ayırıyorum. Hakikaten öyle. Çünkü operasyon meydanda. Hiç dört gün çıtın çıkmayacak. Dördüncü günden sonra tak. Bir belli bir merkezden aşama aşama yükseltilerek gelmiş. Çok affedersiniz, hanımınızın, kız çocuklarınızın adı kullanarak tweet atıyorlar. Yani öyle Dilip Ak'ı... Anneme Dilip Ak'ı, sövüyorlar alçaklar. Yani Dilip Ak'ı öyle kolay kolay da yedirmeyiz. Anneme yani sövüyorlar. Ve o, buna karşı bir kadına küfrediliyor. Onu görüyorlar. Siyasetçi toplumun hukukunu koruma adına orada oturuyor. Seslerini çıkartmıyorlar. Ve sosyal medya yasasının çıktığı günlerde bu hakaretler, tabii, yapılırken hakaret yapılana dava açılıyor, yapanlara... Benim hakkımı koruması gerekenler, suçlu da olsam koruması gerekenler, kaldı ki anama niye sövüyorlar, evet, bu alçaklar. Ahlakları o şekilde. Yani bu işte, hikaye bu. Yani
Evet, yani aslında burada konuşulacak bu çok şey var. Yani sözleşmeyle alakalı zaten vatandaşın kalbinde, gönlünde, yüreğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıdan sonra bunun açıklaması yönünde, kalkıyoruz açıkta gidiyoruz, İstanbul Sözleşmesi'ni bırakıyoruz yönünde bir beklenti var zaten. Yani sadece İstanbul Sözleşmesi kalkınca her şey düzelecek. Değil, onu da soracaktım. Diyelim ki bütün dertler İstanbul Sözleşmesi mi? Yok. Kanun da değişse. Bakın, ben hepimiz yönetmenim bu WhatsApp'tan atmıştım ya sana. Onu da ha bir de bu var ya, bunu bu çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi siz saldırıya uğradınız, linç edilmeye çalışıyorsunuz. Ahmet, resimleriniz Ahmet yayınlandı. Arkında. İsmi önemli değil, hiç isim bile önemli. Neymiş Dilipak? Ben zamanında bak başörtüleri, kadınları, namusu, izzeti, şerefi, ayeti savundum. Bunları hatırlatırım dedi diyorlar Dilipak için. Ben yorumlayabilir miyim? Şimdi ben olayı bir anlatayım. Anlatın. Bu fotoğraf nasıl ortaya çıktı? Ekrem abi de orada. Ekrem Kızıltaş, orada, Ahmet Taş analım. Getiren askerin evet, yanında. Orada, evet doğru. Orada. Şu eli ağzında olan kız da şimdi benim gelinim ve ondan 3 tane torunum var. Tıp fakültesi son sınıftaydı. Diğer arkadaşlarının bir kısmı peruk takarak sınıfa girdi. Siz girin dedim ama sembol olarak benim kızım girmeyecek. Onlar bir şekilde başka yerlere gidip bitirttiler okulu. Benim kızım hala şu anda 1,5 aylık çocuk stajı kaldı. 16-17 yıl oldu, hala doktor değil. Ve Dubai'de yaşıyorlardı oğlumla birlikte. Dubai'den ikinci tur tahliye uçağı ile geçen hafta geldiler. Ben daha gelinimle görüşemedim. Babası da kanser. Yani affedersiniz, geldi uçaktan aldık Eskişehir'e gitti. Dolayısıyla çoluk çocuk tekrar gelip bir araya gelmedik. O da orada albümleri karıştırırken bu resmi bulmuş. Arkasındaki trajediden bunların haberi yok bu ahmakların. Oradan bu resmi bana gönderince çocuklar da çok duygulandılar. Yani bu çocuklar, çoğunu tanıyorum bunların. Kimisi orada gözükmeyenler var, milletvekili olan var. Dairelerden biz biliyoruz. Yani hakim olan var, başka şeyler var. Bu kız da benim gelinim elhamdülillah. Biz bu dava uğruna bir hesap yapmadık. Allah'tan bekledik her şeyi. Sanık sandalyesinde gelinimle gelinim olacakmış. Tamam. Beraber yargılandık. Bunu yayınladık diye birileri bunun üzerinden de saldırdılar. Hiç vicdan da yok bunlarda. Merhamet yok. Bunlara ülkeyi nasıl bu AK Parti içindeki AKP'lilere bırakılır mı canım? Onun bana merhameti yok ki. Hayır, reise bana mi merhamet edecekler? Bakın, yani kurucu iradeye mi merhamet edecekler? Yarın bunlar Brutus gibi. Ya ilk hamleyi onlar vurur zaten. İlk darbeyi vuracak olanlar. Vurdurmayız üstadım. Burada şu var. Ben sizin, bana dava açacağım falan, hani birileri diyor ya işte beni bana hakaret ediyorsunuz vesaire. Ben sizin ağababalarınızla mücadele etmişim. 28 Şubat döneminde sanık sandalyesine oturmuşum. Size mi ben üç general bu mesaj mı var yayınlayınca burada? Üç general bildiri yayınca muhtıra oluyor. Evet. Üç general beni mahkemeye verdi. Askeri mahkemede 7,5 yıl yargılandım. Başörtülü avukat girdirdiğim için de avukatım da yoktu. Mahkum ödemediler. Yargılandığım mahkeme 1. Ordu 6. Kolordu Mahkemesi. 1. Ordu Komutanı Hürşit Tolon. Öbürü Çevik Doğan, ne o? Hürşit evet. Tolon ve Doğan. Evet, evet. Ve birisi de Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri. Tuncer Kılıç. Evet, Tuncer Kılıç. Bakın orada 3 tane hakim var. Bir tanesi 1. Ordu Komutanı tarafından re'sen tayin ediliyor. Hukukçu da değil. Askeri elbiseyle gelip oturuyor. Biz o günlerde bu darbeci generallere boyun eğmedik ki. Türkiye'de AKP diktatörlük mü var şimdi? Yani hiç AKP'lilere mi boyun eğeceğiz? Algılarınıza mı boyun eğeceğiz yani? Yani yalnız mı zannediyorsun? Allah bunları görüyor. Bunların sizin, hesabını. Sizde burada bir sembolik bir duruşunuz oldu. Bu yüzden şimdi hem gelen tepkiler, hem mesajlar, hem size gelen mesajlar, bize ulaşan yorumlar, sosyal medya üzerinden vesaire gelen telefonlar, abi biz seni yedirmeyeceğiz modunda. Çünkü şöyle bakıyorlar artık, İstanbul Sözleşmesi'nin karşısında Dilipak bu kadar hedef alındı.
Bunlar surda bir gedik açarlarsa, buradan girerlerse oradan arkası gelir diyorlar. Diyor. Heh, böyle diyorlar. Hiç umutlanmasınlar. Ben bütün darbelerde, ben 27 Mayıs'ta da sokaktaydım, çocuktum. Dayılarım o dönemde siyasetin içindeydi, onlarla beraberdim. Ondan sonraki bütün darbelerin içinde sanığım. Onun için hiç kimse böyle darbecilerden bile tırsmadım ki. Hayır. Şimdi nedir bu İstanbul Sözleşmesi? Özellikle bu yazı içinde Fatma Şahin'in ismini alenen zikrettiniz. Neden? Konuşması lazım. Çünkü o süreci ben merak ediyorum. Ve diğer birçok konu başlığını konuşacağız. İzleyicilerimizden mesaj yağmuru geliyor. Bunu da söyle, bunu da söyle. Bülent kardeşim niye okumuyorsun? Sonra kızıp ya okusana arkadaşım falan diyenler var. Bir reklam arasına gidelim bakalım. Reklam arası gelmiş. Kaç dakikamız kaldı? Değerli izleyenler, süreci konuşuyoruz. 28 Şubat zamanlarında kalmamış mıydı algı operasyonları toplum mühendisliği denecek kadar bir itibar suikastı nasıl yapılır, toplum nasıl manipüle edilir? Bunu konuşuyoruz, bunu örnekliyoruz. Reklamlardan sonra Dilip Akın açıklamalarını dinlemeye devam edeceğiz. Her şeyin başı sağlık ve hijyen. Nefes aldıran cevaplar Bingo Oksijen'den. Zahide Hanım, artık eskisi gibi değiliz. Dışarıdan gelince çamaşırları hala hemen yıkıyorum. Bütün gün cildimize değiyor bu çamaşırlar. Deterjan kılıfı saklama takılıyor. Ya da parfümleri. Alerji yapabiliyor benim kızımda. Hanımlar, Bingo Oksijen %70 bitki bazlı çamaşır deterjanı keşfettiğinden beri benim için çok rahat. Bitki bazlı ve parfümsüz içeriğiyle tüm ailemin çamaşırlarında gözle görülmeyen deterjan kalıntısı bırakmıyor. Üstelik leke çıkartma gücünden de taviz vermiyor. Şimdi çamaşırları da oksijenliyoruz. Oksijen. Geleceğe açılan kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi. Türkiye'nin düğün paketçisi Modalife, mobilya ihtiyacı olanlara 2019 fiyatlarıyla %40 daha uyguna mobilyaları bir günde teslim ediyor. Mutluluk verir. Geleceğe açılan kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi. Ve bilgi en kıymetli hazinedir. Bilgiye sadece okuyarak ulaşabiliriz. Doğru haberi doğru gazeteden alırsınız. Hiç okuyanla okumayan bir olur mu? Gelin tüm ülkeyi gazete okuru yapalım. Yeni Akit Gazetesi, okumak için. Normalleşmeye Bellona'dan tam destek. Son moda Bellonalar şimdi %50'ye varan indirimlerle. Üstelik belirli tutarlıki alışverişlerde yatak ve baza hediye. Bellona desteğiyle evinizi yenilemenin tam zamanı. Üstelik maksimum kartı özel fırsatlarla. Yakışır bana Bellona. Türkiye'nin yeni gazlı içeceği. Ne kola ne gazoz. Başka bir şey. Çok yakında. Yıl boyu kullanabileceğin Türkcell yıllık paketler karşında Türkiye. Siz de yıllık paketlerden dilediğinizi seçin, yıl boyu ihtiyacınıza göre kullanın. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim bilgilendiriyor. Emin Evim'de her bütçeye göre ev alma seçenekleri bulunmaktadır. El birliği sistemi çekilişli ve çekilişsiz sistemler olarak ikiye ayrılır. Çekilişli sistemlerde en geç taksitlerinizin ortasında evinizi teslim alacağınız çekilişli sistem, kendi evinize geçtiğinizde ödemenizi artırarak vade sürenizi kısaltacağınız kısaltılmış vadeli çekilişli sistem, evinizi teslim alıncaya kadar kira desteği alacağınız kira destekli çekilişli sistem olmak üzere 3 farklı model bulunmaktadır. Çekilişli sistem yerine evinizi teslim alacağınız tarihi baştan belirlemek isterseniz peşinatlı sistemi ya da peşinatsız bir yöntem olan vade ortası sistemi seçebilirsiniz. Bu sistemler sizin en uygun şekilde kolayca ev sahibi olmanızı sağlamaktadır. Faizsiz ev sahibi olmak için siz de hemen Emin Evim şubelerine gelin. Not
Trevor bilgilendiriyor. 1964 yılında 22 yaşında Sonny Liston'ı yenerek dünya şampiyonu unvanını kazanır ve dünya ağır siklet boks şampiyonu olur. Ardından Amerika'daki Müslümanların siyasi lideri Malcolm X'le tanışır ve şaşırtıcı bir açıklamayla "Cassius Clay benim köle adımdı. Artık köle değilim. Adım bundan böyle Muhammed Ali" diyerek İslam dinini seçtiğini duyurur. 1971'de Joe Frazier'la asrın maçına çıkar. Otoriteler 3 yıl ara veren Ali'nin Frazier gibi bir rakiple dövüşmesini adaletsiz bulur. Zaten profesyonel kariyerinin ilk yenilgisini de Frazier'a karşı alır. 1973'te Frazier'ı 2 round'da knockout eder. Ardından George Foreman'ı yenip dünya şampiyonu olur. 1978'de Leon Spinks'i de yenip 3. kez dünya şampiyonu olan ilk boksör olur. Trevor bilgilendirdi. İşte karşınızda senden, benden, içimizden uygulamalar. Bizi en iyi onlar anlar. Neden mi? Sizi de bütün gün rockla dinlesen, gecenin finalini %99 Sezen'le yaparsın. Hollywood filmlerini çok seversin ama 6 ayda bir TV Plus'ta Atla Gel Şaban izlersin. Her 10 kişiden 9'u VIP'te hoşlandığı kıza en havalı emojileri atar. Arkadaş grubuna gelince de en geyikleri. Herkes bilim, sanat, spor dergilerini takip eder. Ama sonunda kendini dergilikte magazin haberlerine bakarken bulur. Seni bu kadar iyi tanıyan bir teknoloji arıyorsan Fizi'den VIP'e, TV Plus'tan dergiliğe, Türkcell'le ol ya da olma, sen de indir, seni anlayan uygulamalarla bağlan hayata. Ben bebeğiniz için izotonik suyu öneriyorum. İzotonik su cilt için güvenli sudur. Molfix'ten izotonik sulu mendil. Bebeğinizin vücudunda, elinde ve yüzünde kullanabilir, her gün dokunduğu eşyaları temizleyebilirsiniz. İzotonik su, güvenli su. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life, mobilya ihtiyacı olanlara 2019 fiyatlarıyla %40 daha uyguna mobilyaları bir günde teslim ediyor. Ve bilgi en kıymetli hazinedir. Bilgiye sadece okuyarak ulaşabiliriz. Doğru haberi doğru gazeteden alırsınız. Hiç okuyanla okumayan bir olur mu? Gelin tüm ülkeyi gazete okuru yapalım. Yeni Akit Gazetesi, okumak için. Normalleşmeye Bellona'dan tam destek. Son moda Bellonalar şimdi %50'ye varan indirimlerle. Üstelik belirli tutardaki alışverişlerde yatak ve baza hediye. Bellona desteğiyle evinizi yenilemenin tam zamanı. Üstelik maksimum kartı özel fırsatlarla. Yakışır bana Bellona. Bu salı BİM'de TOKA çeşitleri 4 lira 95 kuruş. Karanlıkta parlayan MARA oje çeşitleri 6 lira 95 kuruş. Yaz günlerinizi renklendirecek daha birçok ürün bu salı BİM'de. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim bilgilendiriyor. Emin Evim'de her bütçeye göre ev alma seçenekleri bulunmaktadır. El birliği sistemi çekilişli ve çekilişsiz sistemler olarak ikiye ayrılır. Çekilişli sistemlerde en geç taksitlerinizin ortasında evinizi teslim alacağınız çekilişli sistem, kendi evinize geçtiğinizde ödemenizi artırarak vade sürenizi kısaltacağınız kısaltılmış vadeli çekilişli sistem, evinizi teslim alıncaya kadar kira desteği alacağınız kira destekli çekilişli sistem olmak üzere 3 farklı model bulunmaktadır. Çekilişli sistem yerine evinizi teslim alacağınız tarihi baştan belirlemek isterseniz peşinatlı sistemi ya da peşinatsız bir yöntem olan vade ortası sistemi seçebilirsiniz. Bu sistemler sizin en uygun şekilde kolayca ev sahibi olmanızı sağlamaktadır. Faizsiz ev sahibi olmak için siz de hemen Emin Evim şubelerine gelin. TürkSat 4A uydusu. Frekans 12.685. Sembol 27.500. Polarizasyon yatay. TVBu 45. kanal. Turkcell TV 59. kanal. D-Smart 101. kanal. Kablo TV 65. kanaldan Akit TV'yi izleyebilirsiniz.
Evet değerli izleyenler, Derin Gerçekleri devam ediyoruz. Her pazartesi Akit TV ekranlarında saatler 20.30'u gösterdiğinde usta kalem gazeteci yazar 45 yıllık fikri emeğin alın teri Abdurrahman Dilipak'la birlikte yaşanan gelişmelerin derin gerçeğine anlamaya, nazar etmeye gayret ediyoruz. Bu akşam Sayın Dilipak'a bir haftadır süren bayramın arefeden beri bugüne kadar süren, bakalım ne kadar da süreceğini merak ettiğimiz bir linç kampanyası üzerinden yazmış olduğu yazının adeta tefsirini yaptı Dilipak. Neyi kastettiğini bir kez daha izah etti, açıkladı. Artık bu saatten sonra bu izaha, bu ifadelere rağmen aman ne şiş yansın ne kebap yansın diyenler olacak mı? Çevir kazı yanmasın diyenler olacak mı? Bir kişi kendi maksadını ve amacını izah ediyor. Bunun sizin eleştirenler açısından söylüyorum. Hatta haksızlık yapanlar açısından söylüyorum. Bir karşılığı var mı? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi hakikaten toplumun her kesiminde ciddi tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da en üst perdeden gerekeni yapacağız dedi. Gözler önümüzdeki hafta yapılacak toplantıya çevrildi. Karar artık bekleniyor. Ne olacak bakalım. Velev ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dese ki üstadım İstanbul Sözleşmesi yaptığımız anlaşmalardan geri devam edecektir. Mücadelenizden döner misiniz? Allah korusun. Ben hem bunu ülkem için hem kendim için hem de Müslüman bir kardeşimin böyle bir günaha daha fazla alet olmaması için Tayyip Erdoğan'ı korumak için üzerime düşeni yaparım. Hazreti Ömer öyle diyor. Eğer ben yanılırsam ve bir kişi bunu gördüğü halde beni düzeltmezse benden uzak dursun. Çünkü onda hayır yoktur. Eğer o beni yanıltacak olursa benden uzak dursun. Çünkü onda hayır yoktur. Yani böyle bir durumda ben bir hata yaptığımda beni bugün gelirken kaç tane kardeşim aradı? Yani partiye mesafeli duran, partiye yakın olan, partiden olan, belediye başkanı olan geldiler, ziyaret ettiler. Nasıl çözeriz bunu, yardımcı olabilir miyiz diye. Mesela AK Partili olup bir kısmı moralini kaybetmiş. Eğer bunu yaparlarsa hocam bırakır giderim diyor. Hayır dedim, asla. Hastanızı toprağa mı gömüyorsunuz, doktora mı götürüyorsunuz? Yani. Biz en son ana kadar mücadele edeceğiz. Bunları mı bırakacağız canım? Hayır, onun için bu hareketi. Bu AK Parti'yi AKP'lilere yedirmeyeceksiniz. Bakın, namuslu insanlar bütün hareketlerin içinde hangi partide olursa olsun. Eğer namuslu insanlar namussuzlar kadar cesur değilse bu mücadeleyi kaybederiz. Evet. Her tarafta bizim gibi inanmayıp bizim gibi düşünmeyen de olabilir. Yani bir kilisede de namuslu olanlar daha öne çıksınlar, akıllı olanlar, dürüst olanlar daha öne çıksınlar. İlla benim mahallemde değil, her yerde dürüst olanlar, evet, onlarla daha kolay uzlaşırız. Onlara ikinci söylediğim şu, haksızlıklar karşısında susmayın, dilsiz şeytan olursunuz. Allah'tan korkun, başkalarından değil. Sizin rızkınızı veren de Allah'tır, kaderinizi tayin eden de, ecelinizi tayin edecek olan da O'dur. Zalimlere yardım etmeyin, sonra size ateş, o ateş size de dokunur. Yani bu gemi batarsa hepimiz içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diyor ya. Yani işte terörünü, şusunu, mafyasını, bu gemi batarsa hainleri, orada buna karşı çıkmayan namuslu insanlar da yeteri kadar akıllı ve dürüst değillerse, cesur değillerse, onlar da helak olurlar. Nuh kavmi helak olduğunda oradakilerin hepsi de bu lanetli işi yaptıklarından değil, onlara karşı seslerini kıstıkları için. Allah'tan korksunlar. Evet. Şimdi bu noktaya nice ağır bedeller ödenerek gelinmiş. Çok ciddi kazanımlar elde edilmiş. Bedeli 3 kuruş etmeyenler üzerinden bu kazanımları kaybedecek de değiliz'i ekleyelim. Tabii. Bunun üzerinden şimdi bir takım kurumlar merkeze alınıyor İstanbul Sözleşmesi üzerinde. Mesela KADEM ve ağır eleştiriye tabi tutuluyor. Sanki bunun sorumlusu oymuş gibi de yorumlanıyor. Onda, ve ona yapılan... Benim de sorumluluğum var. Yani evet. Ben 3 yıl geç bu
hareketi. Ama Fatma Şahin ilk toplantıya beni çağırdı. Hı. Ondan sonra hocam sen buradaki konuşmaların çok değerli de burada ötekiler de var, rahatsız oluyorlar. Siz gelme, ben ne zaman sizin söyleyecek bir şeyiniz olursa ya da ben bir mesele olduğunda size arkadaşlarımı göndereyim, güvendiğim kişileri. Sonra arayıp sormadılar mı? Hayır. Gelip gittiler ama hiçbirini yapmadılar. Yani 3 yıl öyle. Ondan sonra 4. yılda ben o zaman AKV'de bakın arkadaşlarla görüştüm, başka akademisyenlerle buluşturduk. Onlardan birisi daha sonra müsteşar yardımcısı oldu. Genel müdür daire başkanı seviyesinde insanlar geliyordu. Biz daha bire konuşuyoruz. Hı hı. Parti bizim arkadaşlarımız. Bir sorun olmaz. Biz bunları birlikte yaparız. Hatta Tayyip Bey'e Araştırma Kültür Vakfı için yeni bir merkez oluşturulabilirse orada bir çalışma grubu oluşturabiliriz. Vakıflardan böyle uygun bir yer var mı bu vakıf hizmetleri için, hı hı, kullanabileceğimiz falan diye. Vakıflar genel bölge müdürüyle falan konuştum ben. Gittim geldim. Meğerse biz oyalanmışız masada. Giden şeylerin hepsi masada kalmış. Ondan sonraki bir yıl bizim Anadolu'ya bunları anlatmak için konferanslar şeklinde bir takım çalışmalarımız oldu. Ve 4. yılında bu sene Aile Platformu. Yani neredeydiniz diyorlar ya. Ben ilk toplantıda vardım. Tamam, şimdi bu bir takım eleştiriler. Hani İstanbul Sözleşmesi'ni hani lehinde duran, görüntüsü verenlere de yönelik. Bunun üzerinden Cumhurbaşkanı ve ailesine de bir saldırı yapan bir grup var. Buna bu tartışmalarda zemin hazırlandığını düşünüyor musunuz? Aile de parçalanma noktasına getiriliyor. Bir yandan kızlar, bir yandan oğlu, bir yanda Tayyip Bey. Yani Emine Hanım'ın konuşmalarında önüne bu metinleri yazıp kim koyuyorsa onlar orada önemli laflar ettirdiler. Yani ve birileri bunu tezgahladı. Yani çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hı. Ya maalesef... Yani şimdi siz mesela bu eleştirileri yaptığınızda yani işte Kadem, Sümeyye Hanım orada vesaire. Yani öyle bir algı oluşturuyorlar ki Dilipak yani bilmiyorum. Erdoğan ailesine küfretti. Ya yani bunu yazan oldu. Yazanlar oldu. Öyle de bunlara ne diyeceksiniz? Öyle zannediyor. Bunlara ne diyeceksiniz? Bakın ne diyebilirim? Öyle anlatılanı yani gidip işte kimse bu sözleşmeyi, hı hı, referans kodlarıyla birlikte okumuyor. Referans kodlarıyla okusa başka bir şey görecek. Önüne konulan metinden ibaret görünce mesela benim yazımı tek tek üzerinde düşünerek okuyamıyor. Orada bak fahişe ki ya bu fahişe ve türevleri o da bir sonraki paragrafta kim olduğu açıklanıyor. Evet. Yani buna rağmen sen benim sözümü öyle çarptırıyorsun ki haşa yani Cumhurbaşkanı ve ailesine küfür ediyorsun. Ama kendi danışmanlarına öyle güveniyorlar. Onlar da bunları bu şekilde servis ediyorlar. Troller üzerinden tekrar medyada bunu böyle pazarlıyorlar. Ama evet, o haberlerde önlerine gelince ben de okusam. Vay bu, vay be, derim böyle, ya, böyle diyorlar. Yani maalesef yani. Şimdi peki bu tartışma üzerinden iktidarı yıpratıldığını tabii düşünüyor musunuz? Şu ana kadar bile yani bir haftadır. Hayır, sadece sizin üzerinizden değil yani İstanbul Sözleşmesi tabii, üzerinden tabii, o çok ciddi ve Dilipak ve İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olanlar aslında iktidarı da yıpratıyorlar, buna çanak tutuyorlar. Tabii, ben bakın, diyor musunuz, böyle düşünüyor musunuz? Tabii bakın ben düşünce platformunda Türkiye düşünce önce benden Ankara'ya Tayyip Bey'e sunulmak üzere bu konuda en çok konuşan kişi ben olduğum için bakın onu da söyleyeyim o zaman anlatayım. Benden bir rapor istendi, bunu Tayyip Bey'in önüne koyalım. Efradına cami, ağ yarına mani bir rapor hazırla dediler bana. Şu meşhur işte Tayyip Bey elini alıp gitti bunu kaldıracağız dedi raporu var ya. Türkiye Düşünce Platformu'nun raporu. Hayır, Türkiye Düşünce Platformu'nun raporu olarak gitti. Hmm. O teklif bana geldi. Hmm. Dilipak olarak siz hazırlayın. Hmm. Ben tuttum 15 sayfalık bir bilgi notu hazırladım. Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere. Fakat ben olayı Lazarant'ta ve Sedav'la birlikte ele aldım ve bir takım referans kodlarını, bir takım bunun alt başlıklarını, ana metinde gözükmeyen bir takım özelliklerini de detaylı olarak inceledim. Ve bunları sunmak istedim. Sonra baktım biraz fazla karmaşık oldu. Hı hı.
Dedim ki ya bunu Dilipak'ın raporuymuş gibi gitmesin. Benim eksik gördüğüm yanlar olabilir. Bir hukukçu arkadaşımız, bir siyasetçi arkadaşımız, bir de ilahiyatçı arkadaşımız incelesin diye bizim Türkiye Düşünce platformunu incelesin. Daha güzel bir metin çıksın. Hı hı. Yani Dilipak ha ben yaptım olmasın bu. Yani burada ilk defa burada söylüyorum o raporun. Evet. Talep edilen bendim. Hazırladığım raporu incelesinler, eklesinler, çıkartsınlar. O oluşum diye üzerinden Türkiye Düşünce platformuna yönlendirdim. Evet. Oradaki arkadaşlar da sağ olsunlar. Hayrettin Karaman da var o işin içinde. O işin içinde Erol Yarar da var bir iş adamı gözüyle. Benim hazırladığım raporun yaklaşık yarısını yani Lazaranta falan çok detay yani şimdi İstanbul Sözleşmesi evet konuşuluyor. Onlar buna eklemlenecek. Tamam, onlar düzelttiler. Bunları o raporu sundular. Bunlar çıkartalım. Hı hı. Bunları çıkarttılar. Bazı yeni hukukçular öncelik sırasına göre bazı noktaları getirdiler. Hı hı. Üstüne bir üst yazı koydular Tayyip Bey'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden. Hı hı. Altına da şu arkadaşların çalışması sonucu hazırlanmıştır dediler. O rapor gitti. Anlatabiliyor evet muyum? Ya ben kendi fikrimin misyonerliğini de yapmam. Hı hı. Ben bunu bakın onların ben partili değilim. O AK Parti'nin şu problemi doğru düzgün çözmesi için hı hı bu konuda ortalıkta konuşan bir adam sadece muhalif bir adam değil. Nasıl çözüleceğine ilişkin beynini ortaya koyan bir adamım. Ben bunu para için yapmıyorum. Şöhret için yap. İlk defa burada söylüyorum size. Ve o raporun ana metnini hazırlayan benim. Evet, AK Parti'nin da sanki arka planda sekreteryasını yaptım. Ama tepedeki adam da bilmiyor bunu. Evet. Bilmesi de gerekmiyordu. Evet. Ben bunu şan olsun diye yapmıyorum. Tek yaptığım şey AK Parti'ye yaranıp oralarda bir yerlerde bir şeyler yapmak için değil. Tek gayem vardı Allah rızası için. Hakikat şunu ortaya çıktı. Ortaya bu şekilde saçılmadan, yüzümüze gözümüze şu işi bulaştırmadan nasıl çözeriz diye. Hı hı. Tayyip Erdoğan'a da bir işte manevi bir vicdani kardeşlik hukukundan kaynaklanan bir borç. Evet. Benden böyle bir şey istenmiş. Çok güzel, ne güzel. Hazırlanmış, gitmiş. O da onu okumuş. Tamam. Ondan sonra açıklama yapmış. Kaldıracağız bunu. İki tane milletvekili arkadaşımız da bunu incelediler. Hukukçular da incelediler. Sonra o rapor onların da katkılarıyla sunuldu. Evet. Evet yani benim sonra bu Türkiye Düşünce Platformu ne olduysa bu tartışmalardan sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu tartışmalardan çekiliyoruz. Aslında oradaki tartışmaya taraf olmayacağız çünkü bürokratlar var, politikacılar var. Hemen ben aradım dedim ki Taşkın'ı, Erol Bey'i ya bu işi birileri kurcalayacak. Biz buradayız, benim ismim hiç önemli değil. Ben çekileyim. Yani siz de bu konuda çok fazla taraf olmaya kalkmayın çünkü beni desteklemeye kalkarsanız sizi de içerideki memurlar, politikacılar, bir takım iş adamları bundan rahatsız olur. Yok dediler yani sen buradasın. Başından beri biz beraber gidiyoruz. Ben dedim bakın burada ben adım olsun olmasın. Bir gram fazla çalışmam, bir gram az da çalışmam. Sizi orada yalnız bıraktıklarını hissettiniz hayır mi siz? Böyle evet bu açıklama yaparak. Hayır ama çünkü çekiliyoruz, taraf olmayacağız hayır artık, yorulduk. Şahıslar istediği gibi kendileri görüşlerini belirtebilirler. Biz topluluk olarak içinde politikacıların, iş adamlarının, bürokratların da olduğu bir toplantıda yani benim fikirlerime angaje olan bir bürokrat siyaseten zora girebilirdi. Anladım. Ben onları rahatlatmak için ben çıkayım dedim. Yok kal dediler ama biz böyle bir gri alana çekilelim. Kişiler kendi görüşlerini belirsin. Sonradan da bir açıklama geldi zaten. Biz tartışmadan çekildik. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olmamız devam sonra ediyor. Hala karşıyız dediler. Erol Yarar bu evet, konuda. Zaten Erol Bey. Allah razı olsun. O vurun kahpeye yani, o bir lazım açıklama tekrar yaptı. Yanlış anlamayı önlemek için. Ben kendim üzerinde bu tür olaylarda bakın ben 48 yıldır eylemciyim. Hiçbir eylemde bakın bu tezkere eyleminde liberallerle de solcularla da çalıştım. Şanar Yurdaptapan'la da çalıştım. Hiçbir arkadaşımla o kadar farklı gruplarla çalışmama rağmen hiç kimseyle kavga ederek ayrılmadım.
Ben kendi çerçevemiz, şartlarım, bugün de 5G virüs neyse bir solcuyla beraber, hem de Atatürkçü bir solcuyla beraber ben bunu götürüyorum. Ve birbirimize en ufak bir kırıcı söz söylemedik, saygısızlık yapmadık, yapmayayım. Niye yapayım? Yani herkes bilir beni bu anlamda. Bu şekilde bir çalışmada da ben dedim bakın, ben ne istiyorsanız daha çok çalışmaya çalışayım ama yani çalışacağım kadar çalışıyorum zaten. Siz yolunuza devam edin. Ben benim yüzümden siz engellenmeyin dedim. Hayır, kalacaksın dediler. Ama mesela oraya girenler oldu, çıkanlar oldu. Ben dedim ki bu konularda tarafım. Birisine girsin ve de çıksın diye bana sormayın. Yani tabii canım. Çünkü burası benim babamın çiftliği değil. Yani birileri oturduğu yeri babasından miras kalan koltuk zannediyor. Çiftlik zannediyor. Onun için öyle kendileri seslerini yüksek çıkartıyorlar. Onlara hesap sorulacak bir gün var. Benim kalbimden geçenleri de, onun kalbinden geçenleri de okuyan bir Allah var. Ve onun hesabının sorulacağı günde o zaman yüzlerin ağaracağını mı, kararacağını mı görürüz inşallah. Tabii bu süreç bir turnusol kağıdı görevi görüyor. İstanbul Sözleşmesi üzerinden aslında burada birileri bu tartışmayı büyüterek AK Parti iktidarını yıpratmaya çalışıyor. Bunu görüyoruz. Evet. Yani iktidarı ben yıpratmaya çalışıyor. Senin size arkasında çalıştığımı da söyledim. Evet, bakın burada da deşifre ediyoruz. AK Parti'nin yani gerçeklerinde Dilip Ak. Ben yani o raporları Kılıçdaroğlu'na hazırlayan verilen Kenevir raporunda da varım. Yani Devlet Bahçeli benden ya 5G ile ilgili bir rapor hazırla dese yine sadece Allah rızası için. McKinsey'e en üst perdeden hayır dediniz. Sonuçlarını gördük. Kenevir tartışması üzerinde aylarca konuşuldu. Yıllarca burada konuştuk. Yazdınız. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Kenevir'le alakalı pilot bölgeler seçildi. Üniversiteler harekete geçti. Sonra ulusal veri tabanı, merkezi vesaire bunlar konuşuldu. TÜBİTAK'a da talimat verdi. Şu ana kadar bana Tayyip Erdoğan'dan bu süreçle ilgili ulaşan tek bir olumsuz mesaj yok. Şu yok mesaj da doğrudan benim kastımı açıklayan bir mesaj. Bana saldıranlar AK Parti'nin o kurucu iradesinin aklına saldı. Sizin üzerinizden de bu manada bu tartışmayı kullanıp Cumhurbaşkanı ve ailesine saldıranlara da buradan iki laf bekliyoruz sizden. Evet, yani bu buna karşı hiç seslerini çıkartmayanlar bugün bana saldırıyorlarsa samimiyetlerine inanamam. Özür dilemesi gereken ben değilim. Asla böyle bir şey yapmayacağım. Allah korusun. Özür dilemesi gerekenler onlar. Benden değil önce. Allah'tan özür dilesinler. Allah'tan korksunlar. Böyle bir iftira, çarpıtmadan dolayı, milleti benim aleyhime kışkırttıklarından dolayı. Sizin üzerinizden Erdoğan'ın ailesine saldırdıklarından dolayı, iktidara saldırdıklarından dolayı. Eğer buna fırsat verdiğinizi düşünüyor musun? Hayır. Yani Hazreti Peygamber o hadisten dolayı. Hayır. Hayır, ben sözlerim yani çok açık. Kuzuyu yiyecekti zaten. O dört gün bekledi, araştırdılar, ettiler. Nereden buluruz bilmem ne. 27'sinde çıkmış yazıyı. Şu an 30'unda gündeme getirdiler. Bundan sonra fahişe ve türevleri demeyeceğim. Fuhşiyat diyeceğim, tamam mı? LBGT desem bir şey olmayacaktı. Fuhşiyat diye yazmaya devam edeceğim. O alınanlar her o kelimeyi gördüklerinde eğer bu anlayışlarını değiştirmiyorsa alınmaya devam etsinler. Kınayanların kınamalarına aldırış etmeden. Çünkü kasıt var. Kasıt var, ama aynen öyle. Ben tekrar bunu bu televizyon programında, kendi köşemde, röportajlarımda, video röportajlarında anlattım. Bakın, birisi ne olursa olsun istediği kadar günahkar, bütün günahları işlesin. Gelip tekrar bir konuşmak istiyorum dese, bütün fahşayı da işlese, bir fahişe de gelse, ben ona yine güzel söz ve hikmetle hitap edeceğim. Evet. Ama benim kutsalıma saldırırsa, anlattığım halde bana küfrederse, beni tehdit etmeye kalkarsa, o zaman Allah'ın ve Resulünün onlara hitabıyla, kitap yüklü eşek de derim, Ebu Cehil de derim. Anladım. Belam da derim. Hiç tereddüt de etmem. Karun da derim, Nemrut da derim, Firavun da derim. Evet. Kur'an-ı terimler. Evet. Anil fahşai vel münkeri vel bağ. Her cuma
Cuma namazında hutbe Allah'tan dedikten. Ve Resulünden daha merhametli değilim. Yani yüzüme vururlarsa öteki... Asla çevirmem, öyle bir şey yapmam, asla. Eyvallah. Üstadım, izleyicilerimize hakikaten teşekkür ediyoruz. Genel anlamda ve çoğunlukla zaten destek mesajları var. Ben bunları okuyamıyorum zaten. Yani çünkü karşı tarafa da bayağı bir bindirme yapıyor izleyicilerimiz. Ya günde 3 defa şarj ediyorum. Telefonun pili çökecek. Yani yetmez. Sürekli dualar... Evet. Bakın Şevki Hoca çok... da şey yapmış yani bununla alakalı. Zaten en başından beri karşı olanlardan biriydi. Evet. Halen de... fikirlerini o şekilde yönetiyor ve birçok STK temsilcisi, yazarlar. Yani sizin üzerinizden Yusuf Kaplan'a mı bindirme yapmadılar? Her şey yaptılar. Yani neler neler yaptılar. Yani ben bol bol dua alıyorum. bu kadar çok duayı bir 28 Şubat'ta almıştım. Bir de AK Parti içindeki AKP'lilerin bu haksız saldırıları karşısında aldım. Allah'a şükürler olsun. Kınayanların kınamalarını aldırış etmeden yoluma devam edeceğim. Ama benim temelde AK Parti içindeki namuslu, dürüst, aklı başında insanlarla en ufak bir ihtilafım da yoktur. Ve onlar benim dünya ahiret kardeşlerimdir. Bir izleyici sorusu var. Diyor ki siz kurucu iradeye atıf yaptınız ya. Bu kurucu irade üzerinden hem de bir vurgunuz da vardı. AK Parti içerisindeki dindarları itibarını... AK Parti içerisindeki AKP'li sekülerler ortadan kaldırmak istiyor dediniz. Hı hı. Bu dindarların bu manada sizin duruşunuz üzerinden bu tavırları AK Parti'nin bu tartışmalarda yara almasına ve seçmeninin diğer merkezlere kaymasına sebebiyet veriyor olabilir mi? Eğer böyle devam ederse böyle bir risk var. Böyle devam ederse. Evet ama... Yani kurucu iradenin temsilcilerine sahip çıkılmazsa. Şunlardan AK Parti kamburundan kurtulursa inşallah hem kendisi için hem Türkiye için doğru bir iş yapılmış olur. Ama şu süreç bana zarar vermiyor, onu söyleyeyim. Sinir bozucu. Eşim, hanımım... O sizin şahsınızı aştı zaten tabii, bu konu. Yani sizin şahsınızı aştı. Onun karşılığında benim elde ettiğim dualar inanın benim bu üzüntülerimin çok daha fevkinde ve ben Allah'a şükrediyorum. Ben hep şöyle dua ederdim. Bir ayet var. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Allah sizin ellerinizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek ister diye. Ben de şimdi dua kitabımda çıkacak tahsiyini yapıyorum. Şu olaylardan dolayı ilerleyemedim. Ben şöyle dua ediyordum. Ya Rab benim ellerimle cezalandır zalimleri. Ve benim ellerimle yardım et mazlumlara. Sen misin böyle diyen? Hadi dediler. Hadi. Hadi bakalım. Ve Allah'a hamd ediyorum. Bu haksızlıklara karşı bir uyanışa vesile oldumsa Allah'a hamd ediyorum. Bu İstanbul Sözleşmesi denilen başımızın belası konusunda toplumun bu konuyu bu kadar çok konuşmasına vesile olduğu için inşallah çok konuşmak değil okuyarak kendi aralarında danışarak bu olayın farkına varırlar. Ve zaten bundan sonra bu sözleşme kalksa da kalkmasa da sürdürülemez artık. Bu topluma mal olan bir mesele haline geldi. Bu mesele bitti. Bitti. Yani bitti. Onlar da bunu görüyor. Bunu ne kadar çok kaldırırsın. Cenazeye bir imam lazım, dilip hak kıldırsın diyor. Yani AK Parti o kadar kısa sürede rahata erecek. O kurucu irade bunların hepsini konuşturur, eder, hepsinin açıklamalarına bakar, hepsini takip eder. Gereken... Ya o günkü iradede asıl mihverde şu vardı. Biz Müslüman insanlarız. Tek başımıza iktidara yürümemiz zor gözüküyor. Onun için hılful fudul örneği buraya Alevisini, solcusunu, liberalini de dürüst insanları alalım. Bunlarla birlikte o Mehmet Akif'in işte şiirlerinde ifadesini bulan Asım'ın nesli. Burada kadın probleminin çözümünün de yine Mehmet Akif'in şiirlerindeki bir takım çok özel bölümler var. Onlara göre çözebiliriz. Bu bir Asım'ın nesli hikayesiydi. Evet. Oradan çıktık da nereye geldik? Asıl benim sorguladığım bu. AK Parti içindeki AKP'liler derken, papatyalar derken sorguladığım işte o kurucu akıl olan o Asım ütopyası. Eyvallah. O ütopya değil.
Biz Osmanlı'yı, Selçuklu'yu bu ruhla i̇şte bizim hayal, Resulullah Aleyhisselatü hayal, Vesselam gerçek... Medine'de devleti bu ruhla kurdu. Ben kurucu iradenin zihniyeti, aklı derken buna kas atıf i̇şte yapıyorum. Bakın burada hayal gerçeğin anasıdır. Evet. Burada da yine Tükvaya, Tayyip Bey'in oğlu da burada bana kalırsa Türgev'de Aleyhim'le sözleşme aleyhinde. Tükva, evet, açıklama yaptı. Şevki Yılmaz'ın da ona bir teşekkürü var. Ben de teşekkür ediyorum. Üstadım, önce aile platformu 14 Ağustos Cuma namazı Ayasofya Camii'nde basın açıklaması da yapacak. İstanbul Sözleşmesi karşıtlığından SEDA ve Lanzarote anlaşmaları devam ediyor. Yönetmenim diyor ki abi programın sonuna geldik. Peki. Program aslında konuşacak çok daha şey, konular daha. Global Reset vardı. Konuşacağız haftaya inşallah. Yani o çok 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 önemli bir şey. Yani bunlar İstanbul Sözleşmesi filan. Global Reset'in yanında hikaye. Yani Global Reset o bu yani diğer bir... Global Reset olsun diye İstanbul Sözleşmeleri lanzurettiler, sedallar, oraya giden yollar, var. Oraya giden yollar bu parke taşlarıyla döşeniyor. Evet, konuşacağız. Cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Sözünü Allah bizi affetsin. Amin. Allah razı olsun. Değerli izleyenler, Üstad Dilipak'tan tartışmaların kendi açısından durduğu yerden detaylı analizini dinlemeye gayret ettik. Tabii bir saatlik bölümde bunu konuştuk. Olabildiğince anlatmaya çalıştı Üstad. Yani bizim de burada duruşumuz, 4 yıldır biz program yapıyoruz ama uzun yıllardır özel hukukumuz var. Yani Dilipak'ın şahsında hedef alınan aslında o kurucu irade dediği akıldır, mukaddesattır ve kutsalımızdır. Ona biz halel getirtmeyiz. Gelen mesajlar da bu yönde. Zaten kamuoyu bu yönde fikrini beyan etti. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Allah'a emanet olunuz. Haftaya inşallah derin gerçeklerde tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.